O zaman başlayabiliriz. Evet. Öncelikle herkes hoş geldi. Umarım herkes için çok güzel ve mutlu bir gün geçiyordur ve herkes sağlıklıdır. Amaçlar için ortaklıklar zirvesi birazdan başlıyor olacak. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Sözü sonra Özge'ye bırakacağım. Sonra da bugün bizi neler bekliyor ve nasıl bir tecrübe alacağız bunlardan bahsediyor olacağız. Ben Tarık Tamer, Isaac Türkiye Genel Merkezi'nde Partnerlik Gelişim Direktörü olarak çalışıyorum. Ve bugün bu zirveyi de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını konuşmak, katılımcılarımızın kendi vizyonlarından, tecrübelerinden kendilerimize değer çıkarmak amacıyla düzenledik. Umuyorum herkes için çok güzel, çok faydalı, çok samimi bir gün, birkaç saat beraber geçireceğiz diyeyim. Sözü Özge'ye bırakayım. Ben de Özge, Isaac Türkiye Genel Merkezi'nde Partnerlik Geliştirme Direktörü olarak çalışıyorum ben de. Tarık'la birlikte bugün sizler için hazırladığımız zirveyi umarım beğenirsiniz. Çok da fazla sözü uzatmadan aslında günün kontentini açıklayıp Tagere'ye sözü vermek istiyoruz biz de. Herhangi bir sorun olursa chat üzerinden zaten sürekli takip ediyor olacak. Lütfen sorularınız ve sorularınız her şeyi. Harika. Ufak bir hatırlatma geçmek isterim. Açılışta başlamadan önce her sunum için ayrı link gönderiliyor. O yüzden maillerinizi kontrol ederseniz ve her sunum başlamadan önce o sunumun linkine girerseniz muhteşem olur. Başka da sanırım bir şeye gerek yok. Sorusu olan chatten yazabilir. Sayın Holger'e, sevgili Talip veya böyle demek gerekirse, Alaka Holding, Isaac Türkiye'nin yıllardır, hatta 10 yıllardır en büyük destekçisi. Gerek danışmanlar yüksek kurulunda, gerek maddi, gerek manevi, her zaman Türkiye'deki genç liderliği, sosyal sorumluluğu destekleyen çok nadide bir kurum. Ki kendileriyle çok güzel anlarla geçirmiştik, çok güzel tecrübelerimiz olmuştu. Ben çok da fazla uzatmayayım, sözlerinizi çalmak istemem. Şimdiden güzel, keyifli bir zirve dilerim. Ben kendimi kapatayım, sözü sevgili Tale bırakayım. Çok kıymetli Tarık ve sevgili Gözde Hanım. Çok teşekkürler Tarık Bey. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız hepiniz. Tüm kıymetli seyirciler, katılımcılar ve Isaac üyeleri veya daha doğrusu aile bireyleri. Benim için sizlerle bir arada olmak o kadar anlamlı, o kadar heyecan verici ki bu fırsat için çok teşekkürler. Benim için en büyük olabilecek onur ve şeref kaynağı. Bir açıdan şimdi şöyle başlamak isterim. Bir açıdan mesafeli olsak da ve birbirimizi özlüyor olsak da ve şu an fiziksel bir zirve olmasa da diğer açıdan her zamankinden birbirimize daha yakınız diye düşünüyorum. Bu pandemide bu paradoksları daha iyi irdeleyip farkına vardık diye düşünüyorum. Hayat aslında paradokslardan ibaret bence. Ve bu hani zıt gözüken veya siyah beyaz gözüken konular aslında birbirine hizmet ettiğinde yin yang olarak o zaman hayatı yavaş yavaş çözmeye başladığınıza inanıyorum. Yin yang'da hani bir çember var ya, yarısı siyah, yarısı beyaz, beyazın içinde siyah, siyahın içinde beyaz var. Bunlar hepsi birbirini bütünsel şekilde aslında sağlamlaştırıyor. Şöyle bakmak lazım. Olumsuz şeyler olumlu şeylere dönüşebilir. Olumlu şeyler olumsuz şeylere dönüşebilir. Budistler der ki hiçbir şey ne iyi ne kötü. Nasıl kodladığımıza bakar. Tarık Bey bir şeye kötü bakar. Ben ona aynı şeye iyi bakarım. Hatta kendisi ertesi gün fikrini değiştirip yine farklı bakar. Hatta derler ya hani dünyayı değiştiremezsek bakış açımızı değiştirelim, dünya değişir. Ya şöyle aslında hani tamamlayayım düşüncemi bu konuyla ilgili. Şöyle diyeyim mesela. Benim hayatım dışarıdan belki kolay gözüküyor. Değil mi? Hani direkt odadaki file girelim. Peki şunu sorayım size. Zorluklardan geçen esas şanslı mı? Yoksa şanslı insan kendi şansını mı yaratır? Yoksa kolaylıktan geçen şanssız mı? Genelde birinin veliahtı olan birisi self-made kadar başarılı olabiliyor mu? Hatta mutlu olabiliyor mu? Veya hiçbir şey bilmediğimizi öğrendiğimizde bir şeyler bilmeye mi başlarız? Yani bilgelik cehalet midir aslında? Veya sessizlik büyük bir gürültü müdür aslında? İşte ne kadar çok istersek o kadar az alırız. Bence bunu Isaacçiler çok iyi anlıyor. Esas verdiğimizde kazanırız değil mi? Vererek almaktan bahsediyorum. Gerçek zenginlik buradan ibaret aslında. Para kazanıp fakirleşen çok insan tanıyorum ben şahsen. Dolayısıyla bu kavramları gördüğümüzde veya incelediğimizde, bu pandemide de çok kötü şeyler veya olumsuz şeyler oldu. Korku, stres, 100 yıl görülmemiş bir pandemi... Fakat bir bakıyoruz daha verimli, daha üretken, bazı dönüşümler daha hızlı.
Dolayısıyla dediğim gibi neyin neye yol açacağını bilemeyiz. Ama şunu görüyorum ben hele bu dönemde dayanışma, birlik, beraberlik bir arada çok daha kuvvetliyiz. Bence her şeyin çözümü anahtarlar iki yerde yatıyor. Birincisi çağdaş eğitim, ikincisi ekosistem. Sizler bu ikisini bir arada yapıyorsunuz. Dolayısıyla sadece geleceğe değil mevcut zamana aslında ümit vaat ediyorsunuz. Gelecek geldi aslında bence. Bakın bir paradoks daha. Gelecek mevcut zamana geldi. Sanki flash forward tuşuna bastık ve 10 günde 10 sene 10 sene ileriye gittik. Böyle kendimizi fütüristik bir filmin içinde bulup artık orada kaldık. Bu bence çok heyecan verici. Ama ne oluyor? Genelde dediğim gibi 100 yıl görülmemiş bir pandemi olduğu için veya bir hadise olduğu için herhangi yaşanmış bir deneyimimiz yok. Bu da korku, stres, alarma yol açıyor. Fakat sol beyinden sağ beyine de düşüncemizi aktarmamız gerekiyor. Sezgilere ve bunları işte meditasyonla, yogayla yapınca bu inovasyona, yaratıcılığa da yol açabilir korkudansa. Ama ne oluyor? Kitleniyoruz bir belirsizlik olduğunda. Ama artık dünya sürekli daha da ve daha da ve daha da belirsiz olacak. Dolayısıyla bunu fırsat bilip normalde yemeğimize A'dan B'ye kavuşuyorken artık o rota kesildi diye yeni nörolojik yol oluşturmamız gerekiyor. Ve artık A'dan C'ye, D'ye, E'ye denemelerde bulunuyoruz. Bu da dediğim gibi çığır açmaya, daha da güzel bir dünyaya yol açıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok ümitliyim. Bu arada beyinden bahsediyorken şöyle bir konuya da girmek isterim. Bu arada burada çok kıymetli katılımcılar var. Bu tek taraflı bir monolog olmasın. Diyalog olabilirse chatten düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kısaca bölün dövün, ortak akıl, her şey bir arada anlamlı ve istifadeden ibaret. Şimdi kısaca bir beyine inelim. Çok konu var neticede. Zaman az, konu çok. Bir slide aslında açayım bununla ilgili. Biraz dinamik olsun. Arada slayda bakıyorken anlatmaya başlayayım. Beyin yavaş yavaş evriliyorken üç ana mekanizmaya sahip aslında. Bulduğum slaydı. Arada da yansıtacağım hemen izninizle. Şu an sanırım gözüküyor slide. Değil mi? Bir teyit alabilir miyim? Gözüküyor zannedersem. Şimdi ben burada VUCA'dan bahsediyorum aslında. VUCA dünyası, aslında VUCA konsepti askerler tarafından icat edilmişti. İşte vulnerability, uncertainty, ambiguity, belirsizlik karşısında nasıl idare etmemiz gerekiyor, kendimizi nasıl yönetmemiz gerekiyor diye. Şimdi bu kavram sonra iş dünyasına, verimliliğe, stratejiye evrildi. Çünkü hayatta çok belirsizlik var. Ve bu dediğim gibi bir yandan strese ama diğer yandan zihinsel esnekliğe ve yaratıcılığa yol açıyor. Bizim zihinsel esnekliği ve yaratıcılığı seçmemiz gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum. Bunun için yoga gibi, topraklanma gibi, hayvanlarla, çocuklarla anda olmak gibi. Bu arada benim en büyük hedefim hayatta, benim en büyük hedefim anda olmak. Çünkü düşündüğünüzde ne oluyor bazen? Geçmişin kurgularıyla, geleceğin çekinceleriyle takılı kalıp mevcut zamanı yaşayamıyoruz. Bir film izliyoruz, bir yemekteyiz ama etrafı karşımızdakini veya filmdeki konuşulanları dinlemiyoruz. Başka bir yerde takılı kalıyoruz. Yöneticimizin, öğretmenimizin, ebeveynimizin, sevgilimizin bize anlattığı bir şeyi belki düşünüyoruz. Şimdi sürekli böyle bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Ama sonsuz bir şimdi var aslında. Ben demiyorum carpe diem sabaha kadar içelim ve yarını umursamayalım. Diyorum ki geleceği planlamakla beraber anda kalabilen ve bugünü yaşayan esas çözmüş. Ve bunun için zihinsel esneklik beynin sağ tarafına ve neokorteksine hatta sezgisel teknolojik beyine odaklanmamız gerekiyor. Şimdi bu konseptlerden kısaca bahsedeyim. En ilkel ve en eski beyin sistemimiz sürüngen beyin. Bu da diğer sürüngenlerle de paylaştığımız bir beyin. Ve burada vur kaç veya don sistemi var. Bir araba gelir kaçarsınız. Birisi ailenizi zor duruma sokar, ona karşı çıkışırsınız gibi.
Ve bu da aslında bize hizmet ediyor. Bu sezgiler milyonlarca yılda boşuna evrilmedi, bu içgüdü. Fakat zamanla ikinci sistem, limbik beyin, yani duygusal beyin devreye girdi. Ve bu limbik beyinde memeli hayvanlarla paylaştığımız beyin, ondan köpek, yunus, kedi veya başka memeli bir hayvan, hayvanın canı acıyınca veya mutlu olunca empati kurabiliyoruz. Ve biz de o duyguları onlarla paylaşabiliyoruz. Fakat bizi insanlık olarak, bu arada insanoğlu demeyiniz bence, artık bu cinsel ayrıma son vermek için kullandığımız kelimelere de hatta pozitif, hatta sadece belli kelimelere odaklanmaktansa pozitif ayrımcılığa da odaklanalım. Çünkü ancak öyle eşitlik olacak bence. Ondan insanlık diyorum ben. İnsanlığı peki memeli hayvanlardan ayırt eden ne? Neokorteks. Ve burada bilim, ilim, matematik gibi, lisan gibi bizi insanlık olarak ayırt eden nüanslar bulunuyor. Ama ne oldu? İşte evrildikçe insanlık, evrildikçe ne oldu? Artık beynimiz o kadar büyüdü ki doğum esnasında çok sancılı geçiyor ve artık daha fazla büyüyemiyor. Critical point'a ulaşmışız. Peki evrilme duracak mı? Hayır, devam ediyor. Dördüncü sisteme hatta geçtik bile. O da nasıl? Teknolojiyle bu sefer. Artık telefon üçüncü kolumuz. Hatta sezgisel yaklaşımlara da yol açıyor. Dolayısıyla sezgisel teknolojik beyin diyorum bu doğrultuda. Şimdi bu kavramlı konuşuyorken tekilliğe de girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü düşünün. İlk bilgisayar bir üniversite kampüsünden büyüktü. İşletme gücü mevcut cep telefonlarımızdan çok daha zayıftı ve ne kadar pahalıydı. Bugün daha ucuz, daha güçlü, daha küçük. İşte Moore etkisi, Moore kanundan bahsediliyor. Moore, Intel'in kurucularından biri 60'larda bir hipotez ortaya çıkardı ve dedi ki her mikro transistör, yani her bilgisayar işletim gücüne yol açan aparat her yeni nesilde yarım boya küçülüp çarpı iki güçle işletme gücüne sahip olacak. Yani iki kat daha güçlü fakat yarım kat daha küçük veya bir kat daha küçük. Ve bu şekilde eksponansiyel bir dönüşüme yol açıyor ve bu hipotez gerçekleşti ve şöyle uçtu. Eksponansiyel değişimi yol açtı. Bu eksponansiyel dönüşümden bahsediyorken size bir örnek vereyim. Şöyle söyleyeyim. Bu kağıdın bir santim kalınlığında olduğunu varsayalım. Biliyorum değil ama bir santim olduğunu hayal edelim. Bunu bir kere katladık mı? Kaç santim oldu? 2 santim oldu. Bunu kaç defa katlamamız gerekiyor? Yerden aya kadar uçması için. Bir düşünün hepiniz. Milyonlarca mı, binlerce mi, sonsuz. 43. Niye? 4 çarpı 4, 16. 16 çarpı 16, 256. 256 çarpı 256, 40 binler. Ve artık çok hızlı bir şekilde milyonlara erişiyor. İşte eksponansiyel değişim. Eksponansiyel dönüşüm bu demek. Şöyle bir örnekten de yola çıkabiliriz. Bilginin ikiye katlanması. 1900'lerde bilginin ikiye katlanması 100 yıl civarı sürüyorken 1960'larda bu bilgi katlanımı 100 yıldan 40 yıla düştü. 2015'te 13 aya. Bugün bir yıldan az. Bu demek oluyor ki bilgi katlanımı yakında 12 saat içerisinde olacak. Bu çok heyecan verici ama ciddi dönüşümlere yol açıyor. Bu doğrultuda neler olacak bizlere? İşte tekilliğe evriliyoruz işte. Robotlarla artık birleştik. Şöyle bir slide göstereyim size izninizle. Bu tekillik dediğimiz singularity aslında İngilizce. Kurzweil'in icat ettiği bir konsept. Ve diyor ki artık, hatta gördük daha geçen gün bu beynimize takılacak mikroçipleri tanıttılar. Artık bizi nörolojik ağlar üzerinden bağlayacaklar. Artık Homo Deus'a doğru evriliyoruz. Yuval Harari'nin bahsettiği gibi ikinci kitapta. Teknolojiyle o kadar derin bir şekilde birleşiyoruz ki.
Artık biz ve onlar yok. İşte korkuluyor. Ne olacak bizlere? İşte Matrix korkuları, işte nedir adı? Terminator korkuları. Biz ve onlar yok. Biz bir bütünüz. Biz bugün ebeveyn konumundayız ama ileride eş ebeveyn olacağız. Dolayısıyla bugün onları nasıl kodladığımız o kadar önemli ki. İşte insanlığın rolü ne olacak diye konuşuluyor. İşte bu robotlar vesaire gelince. Bence insanlığın rolü bu entegrasyonu en etkin şekilde yapmak için sorumlu yapılar inşa ederek değerlere odaklanmamız. Bu çok kritik. Ve bunlar parayla alınan şeyler değil. Ve bunların sonuçları ve bunları yapmazsak tehlikeler de korkular da gerçekleşebilir. Ama unutmayın, hiçbir şey ne iyi ne kötü, kötü veya kötü gözüken şeyler iyiliği tetikler ve bu güzelliğe yol açar. Dolayısıyla hiçbir şey ne iyi ne kötü. Ama bu şekilde evriliyorken robotlarla nereye gideceğiz ve nasıl kendimizi ve onları yöneteceğiz? İnsanlığın rolü bence verileri anlamlandırmakla beraber verilere anlam yüklemek. Anlam yüklemek. Sadece extrapolation değil, meaning. Yani anlamlandırmak başka bir şey, anlam yüklemek başka bir şey. Biz günün sonunda bütün bunlar araçlar. Araçlar. Şimdi bir drone iyi mi kötü mü? Şimdi biz drone'u ağaç dikme, gördüm World Economic Forum'da lanse ettiler. Bir drone'la bir yılda 1 milyon ağaç dikilebiliyor. Ne kadar güzel. Diğer yandan bir drone'a silahlar yüklersek insan da öldürür. Ne kadar korkunç. Şimdi drone ne? Araç. Amaç ne? Amacı belirlememiz gerekiyor. İyi örnek teşkil edersek çocuklarla, çevreyle, doğayla, sorumlu yapılarla, güzel değerlerle güzel olacak. Kötü örnek teşkil edersek silahlarla, savaşlarla, egoyla kötü olacak. Şimdi bu araçlardan bahsediyorken işte nesnelerin internetiydi, büyük verinin yorumlanmasıydı, işte blockchain'di, 5G'di, buluttu. Hepsi günün sonunda platformlara iniyor. Ne yaparsak yapalım platform bazlı veriye odaklanan iş modelleri şekillendirmemiz gerekiyor. Akıllaşmamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım. Bu çok kritik. Ancak böyle bütünsel sistemlere evrilebileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz bu düşünceden aslında gidip şunu bir göstereyim size. Bence amaç toplum 5.0. Yani amaç pozitif sistematik bir dönüşüm aslında. Şimdi ne görüyoruz biz? Endüstri 4.0 kavramını çoğu insan biliyordu. Ne oldu Endüstri 4.0'da? 2011 yılında Almanlar çıktı. Endüstri 4.0 deyip Almanlar endüstri dedi ya. Endüstrilerini korumak için, rekabetçi kalmak için ve önce olmak için dediler ki bizim bu araç denilen Endüstri 4.0 teknolojilerinden yararlanıp daha etkin bir ekonomi, daha etkin bir endüstri, daha verimli bir hayat, daha yüksek bir refah hedefleyelim dediler. Ve akabinde kaçınılmaz bir dönüş, bir inovasyon dalgası, bir değişim dönüşüm dalgası, tsunami dalgası şeklinde. Fakat ne oldu? Gerçekten refah arttı mı? Yoksa vahşi kapitalist sistemin getirdiği doğadan dolayı ve ihtiyaçlardan dolayı bazı şirketler, bazı kitleler, bazı kesimler çok zengin olup diğerleri çekmeye devam etti mi? İşte Japonlar bunu bu şekilde idrak edip 2017'de bu sefer 6 yıl sonra çıktı ve toplum 5.0 dedi. Evet endüstri, evet yapay zeka, evet algoritma, evet bu araçlar ama amacın toplum olmalı. Amaç toplum olmalı. Bunların topluma yönelik, geleceğe yönelik, çocuklarımıza, torunlarımıza yönelik inşa edilmeli dediler. Öbür türlü vahşi kapitalist düzende çok para kazanıp bir gelecek kalmazsa, doğa kalmazsa, çevre kalmazsa ne yararı? İrasyonel. Dolayısıyla toplum 5.0'la ilime, bilime, hayvana, çevreye, geleceğe, çocuğa, kadına odaklanan sistematik yapılar ve değerlerden bahsediyoruz aslında. Peki, toplum 5.0'a erişmek için ben de diyorum ki geleceği hayal etmemiz gerekiyor. O da bence fütürizm 6.0. Yani
Araç Endüstri 4.0, amaç toplum 5.0, ilham Fütürizm 6.0. Çünkü geleceği hayal etmeden, varsayımlarda bulunmadan bugünleri etkin yönetemeyiz. Tersten gidiyorum. Geleceği düşünmeden bugünü verimli yönetemeyiz. Ya bir iş insanı veya herhangi bir yapı, STK ve üniversite kaynaklarını etkin kullanması gerekiyor değil mi? Her şey kısıtlı. Para kısıtlı, akıl kısıtlı, zaman kısıtlı. Dolayısıyla en iyisini yapmamız gerekiyor bu doğrultuda. Şimdi hepsi kısıtlıyken paramızı mesela alarik olarak iyi yerlere yatırmamız gerekiyor. İşte güneş enerjisine odaklandık. Türkiye'nin ilk pilot güneş enerjisini oluşturduk. Niye? Hem toplum 5.0 vasıfları içeren, gelecek vadede güzel yeşil teknoloji, hem bir de ekonomik mantık var. Çünkü sürdürülebilir olması için ekonomik mantık da gerekiyor tabii ki de. Dolayısıyla hepsini bir arada harmanlamak aslında mümkün. Kolay mı? Değil. Ama işte vizyon gerekiyor. Öngörü gerekiyor. Varsayımları iyi yapamazsak, geleceğe yönelik iyi öngörüde de bulunamazsak iyi yatırımlar yapamayız. Bu kadar basit. Ben de aslında şunu diyorum. Bütün bunlar için önemli temalar var. Biliyorum vaktimiz kısıtlı. Dolayısıyla hızlı ilerlemeye çalışacağım. Ne mutlu kapanışı da beraber yapacağız. Onun için de çok şanslıyım. Tekrardan en değerli kaynağınızı ayırdığınız için çok mersi. Çünkü en değerli kaynak zaman. İnsanlar para falan zanneder. Para gelip gider, zaman dönmez. Zamanımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Anda yaşıyor muyuz? Hepinize soruyorum. Bir tane soru. Eğer para etken olmasaydı ne yapardınız? Biliyorum etken. Ama eğer etken olmasaydı ne yapardınız? Şimdi şöyle devam edeyim bu düşünceyle. Doğuyoruz dünyaya. Ebeveynlerimiz, büyüklerimiz, "Aa, hoş geldin dünyaya. Ne düşünüyorsunuz yaptıklarımızla ilgili mi?" diyor. Hayır. Git okula, git yuvaya, git insan ol, git kadın adam ol. Şimdi iyi lise, üniversite kazan. Şimdi iyi bir iş bul. Şimdi orada da niye oturuyorsunuz? Birisi otur dedi diye veya orada olmanız gerekiyor diye güya. Kime göre, neye göre. Ve hayat geçiyor. Şimdi hedeflerinizi yakalamanız gerekiyor. Hedeflerinizi yakalıyorsunuz. En sonunda işte belli bir yaşa geliyorsunuz. 45-50 neyse. Ve işte CEO, Vice President neyse gemiye bir hedeflediğiniz bir noktaya geliyorsunuz. O gün yeni ofisinize geçiyorsunuz. Okey. Manzara da güzelmiş. Ama hiç farklı hissetmiyorsunuz. Her şey birebir aynı ama yıllar geçmiş, yaş almışsınız. Hatta yaşlanmışsınız. Çünkü güzel yaşamayınca yaş almaktansa yaşlanıyoruz. Veya öğrenmeyince ihtiyarlıyoruz. Sevmediğimiz bir şey yapınca da öğrenmeye meyilli olmuyoruz. Kim kazandı, kim mutlu, kim verimli? Şimdi ben mesela öğrencilerimle, mentilerimle ki onlar da tersine mentorlarım aynı zamanda. Diyorum, sen hayatında ne yapmak istiyorsun? Koca MBA öğrencileri 25 yaşında. İşte biniciliği çok seviyorum. Köyde hep binicilik yapardım ama o kadar para yok. İşte ressam olmak, annem babam diyor. Tabii herkesi dinleyelim ama kendimize sadık kalalım. Yani. Şimdi şunu ben diyorum aslında. Akışı yakaladığımız yerde, sevdiğimiz şeyde başarılı oluruz. Binicilik ise binicilik. Bakın 8 milyar plus insan var bu dünyada. Bizim merak sardığımız herhangi bir konuya başkası da merak sarar. Biz onu iyi yaptıktan sonra, akışla yaptıktan sonra mutlu bir şekilde başarılı olma ihtimalimiz çok daha büyük. O zaman da para da kazanırız. Para bir yan etki. Bir amaç olunca ters tepiyor, gelmiyor. Şunu diyorum aslında. Eğer para etken olmasaydı ne yapardınız sorusunu sorup cevap neyse onu yapın. Birkaç şapka takın. Çünkü geçinmek de önemli ama o sadece ikigay denkleminin küçük bir tarafı. İkigay'a da birazdan geleceğim. Ama aslında şunu vurgulamak istiyorum. Artık yeni dünya düzeninde bu organizasyonel dönüşümler içerisinde kârdansa amaca odaklanmalıyız. Hiyerarşidense ağ yönetimine odaklanmalıyız. Kontroldense yetki edinmeye, planlamadansa deneysellik, gizlilikten ise şeffaflık. Bunlar çok temel düşünceler. Facebook'un motosu ne? Önce kır, sonra tamir et. Ama eğer hep planlama ve deneysellik olmazsa nasıl inovasyon olacak? Nasıl çığır açacağız? İşte bunlar için belli yeni dünya prensiplerine uymamız gerekiyor. Bu yeni dünya prensiplerine de kısa da girmeye vakitimiz kalırsa şunu söyleyeyim. İşbirliği. İşte burada olmak ondan bu kadar mühim. Isaac çatısı ondan bu kadar kıymetli. Sizler ondan bu kadar hayati önem taşıyorsunuz ülkemize, dünyamıza.
İşbirliği. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Altın madeni örneği. Seviyorum bu örneği. Bir iş insanı bir arazi satın alır. Orada altın olduğuna inanarak etrafta madenler olduğu için. Fakat ne yaparsa yapsın sondajlar, analizler altını bulamıyor. Tam pes etmek üzereyken internetten bir yarışma başlatıyor. Altını mı bulana 1 milyon dolar diye. Ve bütün bilgileri internette paylaşıyor. Ve biri o altını buluyor. 3,2 milyar değerinde altın. Karşı taraf da 1 milyon alıyor. İnternette başlatılan yarışma sayesinde bu gerçek bir hikaye. Milyarlarca, normalde keşfedilmeyecek milyarlarca dolar keşfediliyor. Paylaşım. Tesla bunun için çok iyi bir örnek. Tesla bütün IP, bütün patentlerini açtı. Ve bakın Toyota bile geçti hisse değeri olarak. Dünyanın en değerli otomobil yapımcısı. Ki en büyük 10 üretici otomobil üreticisinin arasında cirosu %2'ye tekabül ediyor ona rağmen. Çünkü millet vizyonuna yatırım yapıyor. Şeffaflık, işte bu Wikileaks, işte bu Edward Snowden, en iyi ilaç güneşi, en iyi ilaç güneş. Ve tabii ki de yetki ve güç edinme. Artık bugünün gençliği o kadar etkin, o kadar güçlü, o kadar yetkin ki işte bu sistemleri bu doğrultuda inşa etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu yapıyorken de dediğim gibi değerleri unutmamamız gerekiyor. Şimdi şu an gözüküyor biliyorum, bunu da açayım. Bu sözü çok seviyorum. Çünkü bence bu tam Isaacçilere konuşuyor. Kalbi eğitmeden aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan ise bilgi sahibi olmak tehlikelidir. Ondan dolayı son 5 dakikam kaldı diye şunu söylemek istiyorum burada. İkigainize eriştiniz mi? İkigainize erişmediyseniz erişmek için çok kolay bir yol var. Şu an o slaydı bulamadım. Önemli değil. Ama şunu söylemek istiyorum. İkigai şudur aslında. Dört tane etken. Yapmayı sevdiğim, iyi yaptığım, dünyanın ihtiyacı olduğu şey ve geçinebildiğim. Bu dört etkeni bir yerde toplayabilince ikigainize yani var olmanın anlamına erişiyorsunuz Japonlara göre. Raison d'être diyor buna Fransızlar. Tekrar söylüyorum. İyi yaptığınız, sevdiğiniz, dünyanın ihtiyacı olan ve geçeceğini bildiğiniz. Şimdi her şeyi bir arada yapmak kolay değil. Her şeyi bir alanda yapmak mümkün değil. Dolayısıyla birkaç şapka takalım. Bunlar bütünsel bir yaklaşım. Ben hem iş insanıyım, hem STK'cıyım, hem akademisyenim, yani sonsuz öğrenciyim. Hem de fütüristim. Çünkü iyi bir stratejist olmak için fütürist olmak gerekiyor. Bakın dünya çok 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 hızlı gelişiyor. Ve bu düşünceyle kapayım. Sadece bu kapanışa bir hazırlık olsun diye. Size biraz geleceği konuşalım diyorum ama bu fütürizm 6.0. Bakın bu geleceğin teknolojileri ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde değişiyor. Çarpanlar çok arttı artık. Ve geleceğin teknolojileri geldi bile. Bakın elektrikli araçlar esas problem menzildi. 200 milden 400 mili artış gösteriyorlar 4 senede. Yani iki çarpan bu çok önemli. Ama hayran olduğum güneş enerjisinin yanında hiçbir şey. 30 yılda güneş panellerinin maliyeti 200 kat düştü. Yani 200 dolar, 200 lira maliyetinde olan bir güneş paneli bugün 1 dolar, 1 lira. Düşünsenize bugün kömürden de doğalgazdan da hepsinden daha fizibil doğru yerde kurulduğu vakit. Nöroteknoloji 5 yılda 45 çarpan. 5 yılda 45 çarpan bu çok ciddi. 45 dolarken 5 yıl önce bugün 1 dolar demek. Biyoteknoloji 7 yılda 10 bin. 10 bin. Niye bu kadar biyoteknolojik gözetim oluyor Çin'de ve dünyanın farklı yerlerinde? Çünkü ekonomik. Ve dediğim gibi bu Morse kanunu, bu işte katlanan kağıt gibi, bu bilginin ikiye katlanması gibi gelecek 7 yılda da mı 10 olacak? 10 bin. Yo, çok daha fazla demek oluyor. Geçmiş geleceğin göstergesi değil ki. Nanoteknoloji 6 yılda 5x. Ya bu %80 fiyat düşüşü demek bu arada. Şaka değil. 3 boyutlu yazıcılar 7 yılda 400x ne kadar pahalıydı. Artık yakında beyinler çizecekler. Artık zaten beyinlerimiz bağlanacak. Sonsuza kadar yaşayacağız. Metaverse 1.0, Metaverse 2.0 dünyalarına gidiyoruz artık bilincimizi. Yapay gerçeklik dünyalarına yüklüyor olacağız. Sensörler 5 yılda 250, dronlar 6 yılda 142 çarpan. İşte diyorum ya vizyon, geleceği öngörmek. Bu robot en gelişmiş robot. Yakında artık evcil hayvanlar gibi yazımızda takılacaklar böyle dijital bir ekosistem içerisinde bence. Şimdi
Vaktimiz bitmek üzere diye düşüncelerimi şöyle toparlamak isterim izninizle. Bu arada tekrardan çok teşekkürler gerçekten vaktinizi ve aklınızı buraya ayırdığınız için. Benim için çok 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 heyecan verici ve manalı. Ama şunu söylemek istiyorum şimdilik. Esas başarı ne? Gerçek liderlik ne? Çünkü hepiniz birer lidersiniz. Tekrar söylüyorum. Hepiniz birer lidersiniz. Gerçek liderlik farklı liderlerin bir arada koşmasından sağlanır aslında. Ben yok biz varız. Ben yok biz varız ve her şey takım. 1 artı 1 eşittir 3 olacak öbür türlü 1 1 bile etmeyecek. Hele böyle bir ekosistemde 1 artı 1 eşittir sonsuz diyorum. Bendense bize, ekosistemlerdense ekosistemlere. Lider yok artık. Liderdense liderliğe. Kolektif bilince doğru harekete geçmeye ihtiyacımız var. Hiçbir ülke, hiçbir kuruluş, hiçbir kişi yalnız ilerleyemeyecek. Ve burada ego arınması, ego yönetimi, nezaket, açıklık vazıfları. Bunlar aslında bizi yüceltecek şeyler. Gerçek başarı bir Elon Musk veya YouTube'dan Susan mu olmak? Hayır. Gerçek başarı bence başkalarını lider kılmak. 10 tane yarım Elon, 10 tane yarım Susan'a yol açsak o zihniyetle onlar yetiştiği için onlar da o zihniyetle Isaac'çiler gibi başkalarını yetiştirecek. Ve o zaman çok ciddi bir çarpan etkisi olacak. Bir Elon olsak ne güzel 30-40 yıl yaşarız, büyük şeyler yaparız ama ne ki insan tarihinde... Başkalarını lider kılmak. Beraber ilerlemek. Ve bütünsel organizasyonlar nezdinde gerçek zamanlı veri teminiyle bilişsel paydaş içgörüsünü sağlayan müşteri verilerinin toplandığı iş modelleri, iyileşen uçtan uca deneyimle bunun içinde bir denklem yarattım. Bu denklemle de bitirmem gerekiyor sanırım. Bu denklem hoşuma gidiyor. Sonra bu denklemin detaylarına kapanıştım. Arzu ederseniz girebiliriz. Şu. Bence hepimizin genel stratejisi insanı anlamakla beraber yani insan odaklı yaklaşım hep dijital dönüşüm fütürizmden bahsediyorken insanı atlıyorlar. İnsanları anlamakla beraber dijital dönüşümü gerçekleştiren sürdürülebilir değer ve kar yaratabilecek hayatta. Bunun için de dijital dönüşüm şart. Dijital dönüşüm sadece teknoloji değil, kültürel dönüşüm, stratejik dönüşüm, süreç bazlı zihinsel değişimden bahsediyorum aslında. Altyapı süreç, inovasyon yönetimlerinden bahsediyorum aslında. Hani burada çok kilit şeyler var. İşleri nasıl organize ederiz? Hangi işleri yapacağız? İşleri kim yapacak? Çalışan deneyimi ne olacak? Şöyle kapatayım düşüncemi. Artık böyle yapılar gerekiyor. Hele sizin gibi parlak insanlar için. Soldaki değil sağdaki. En küçük oyuncu olsanız dahi pilot konumunda olabilmeniz gerekiyor. Çevik yapılar gerekiyor. Nerede çalışacaksınız? Nerede büyüyeceksiniz? Size önem veren, sizi iyi hissettiren, güvendiğiniz, takımdaşlık ruhu olan, inisiyatif alabildiğiniz, kültürünüze, değerinize uyumlu olan. Dolayısıyla nitelikli insan en önemli şey. Organizasyonel yapılarla, ekip kültürleriyle, çevikleşme içerisinde, bütünsel esneklik yaratarak, inovatif iş modelleriyle inanıyorum ki çığır açacağız. İnanıyorum ki gerçekten dünyada Türkiye olarak çok güzel bir noktaya geleceğiz ve düşüncemi bu slide'la gerçekten kapıyorum. Kusura bakmayın heyecanımdandı. Dünya 3 sınıfa bölünecek bence. Birinci sınıf ülkeler, şirketler, yapılar, şahıslar. Rotayı çizen, vizyoner olan, gençleri ön plana koyan, yeni teknolojilerden istifade eden, yaratıcı olan, bütünsel yaklaşan, toplumu ön plana koyan, iyi niyetli, iyi kalpli insanlar olacak. Çünkü iyi kalpli olmak, iyi niyetli olmak her şeyden daha önemli. Hepimizin sorması gereken soru, paydaşlarımızın ve müşterilerimizin ve arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin aklarında, zihinlerinde ve kalplerinde nasıl bir iz bırakmak istiyoruz? Nasıl bir iz bırakıyorsunuz? İkinci sınıf ülkeler, şirketler, şahıslar veya herhangi bir yapı. Rotayı çizmeyen ama treni yakalayan. İşte Türkiye bugüne kadar bu konumdaydı. İthal gücümüz vardı ama iPhone icat etmiyorduk. Üçüncü sınıf ise treni yakalayamayan, çölde kalan, ölen. Şimdi bu değişen, dönüşen dünyada bize yakışan birinci sınıfta olmak, rotayı çizmek. Bunun için de şöyle kapatalım şimdilik en azından açılışı. Peki hayatın amacı ne? Kolaydan bitirelim. Hayatın amacı ne? Bu birinci sınıfta olmak için ne yapmamız gerekiyor? Çünkü amaç bunlar ya hani güzel noktalara gelmek ya. Bence hayatın amacı gerçekten başkalarıyla evrilerek,
Hediyelerimizi doğru araçlarla kullanarak fayda sağlamak. Çünkü biz tek başımızı bir yere kadar değil mi? Takım ya her şey. Bir de oluşum ya ondan Isaac çatısı o kadar kutsal. Ondan bu ekosistemler o kadar hayati önem taşıyor ve ümit vaat ediyor. Hediyelerimizin hepimizin farklı. Kar taneleri gibiyiz. Kar taneleri hepsi aynı ama parmak izi gibi bir açıdan da farklı. İşte kar tanesi tek başına bir parmağın üstünde erir. Ölmez çünkü başka bir şeye dönüşür. Su hiçbir zaman şey olmuyor ama farklılaşır. Artık özünden, özünü kaybeder. Peki kar taneleri bir arada toplayıp koyarsak ne olur? Bir çığır oluşur, bir kar dağısı oluşur. Hatta üstünden de kayılır. Ben de diyorum ki potansiyelimiz, hediyelerimiz neyse onları doğru ekiplerle, doğru araçlarla, doğru sistemlerle, doğru ekosistemlerle ortaya çıkarıp potansiyelimize erişip hatta aşıp başkalarıyla çünkü evriliyoruz. Fayda değer sağlamak. Yani hayatın anlamı bence vermek, hediyelerimizle evrilmek, çarpan etkisini yol açmak, topluma, çevreye, insanlığa fayda sağlamak. Dolayısıyla neye tutkuyla yaklaşıyorsunuz? Neye tutkuyla, hangi şapkaları takmak istiyorsunuz? Ben mesela eğitim, yenilenebilir enerji, teknoloji bilimi, strateji gibi konulara odaklanıyorum. Peki siz? Şunu aslında soruyorum tekrardan. Eğer para etken olmasaydı ne yapardınız? Eğer para etken olmasaydı ne yapardınız? Şimdi cevap neyse gidin onu yapın diyorum. Parayı da başka bir şekilde de bir şekilde geçirmek için kazanın. Çünkü o zaman en zengin, en mutlu siz olacaksınız. Unutmayın zorluklardan geçen esas şanslı mı? Kolaylıklardan geçen zorluktan mı geçiyor aslında? Bakın bu dünya çok hızlı değişiyor. Rekabet çok ciddi. İşlerin yarısı 10 seneye otomatize edilecek diyor McKinsey. İş gücünün 1/3'ü açıkta kalacak diyor. Rotayı çizmek için sizlere bir arada koşmaya ihtiyacımız var. İş birliğine ihtiyacımız var. Biraz vaktimi açtıysam heyecanımdandır. Çok da teşekkür ediyorum. En içten sevgi, selam ve saygılarımla. Umarım en sonunda da bir arada olabileceğiz. Biliyorum gerçekten burada çok büyük hanımefendiler, çok büyük beyefendiler var. Ve tekrardan bunu vurgulamak istiyorum. Her biriniz kocaman birer lider. Ama bir arada olunca esas sihir ortaya çıkıyor. Tekrardan 1+1 sonsuzdur. Sağ olun, var olun. İyi eğlenceler. Çok güzel. Bu kalkınma hedefleri vesaire ve şu an en son kalkınma hedefine odaklanmamız, bu ortak amaçlar çizmek. Ne diyoruz aslında burada? Ben yok, biz varız. Geleceği şekillendiriyorsunuz. Yani bugünü şekillendiriyorsunuz. Çünkü gelecek geldi. Sağ olun. Çok mersi. Teşekkür ediyorum. Tarık Bey, eksik olmayın. Sevgili Tan, çok teşekkür ederiz. Ben chat'i okuyordum siz konuşurken. Birkaç kişi geciktim, keşke gecikmeseydim. Çok güzel sunumdu dedi. Hiç problem değil. Kapanışta daha fazla beraber olacağız umarım diyebilirim. Özge'nin ufak bir duyurusu var linkler hakkında. Her katılım, her sunumun linki farklı arkadaşlar. Size hem chat üzerinden hem de mail üzerinden göndereceğiz. Bu yüzden herhangi bir şekilde bunu sormanıza gerek yok. Biz sizi sürekli bilgilendiriyor olacağız. Bu konuda hiç merak etmeyin. Tarık Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir açılış konuşması olduğundan bahsediyor herkes şu anda. Biz de yorumları takip ediyoruz. Akşam görüşmek üzere diyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Çok keyifli bir gün olsun. Emeklerinize, gönüllerinize ve tabii ki de kocaman yüreklerinize sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar selamlar. Umarım şu an sesimiz ve görüntümüz güzel ulaşıyordur size. Küçük bir teyit rica edebilir miyiz acaba chat'i kullananlardan? Harika. Çok teşekkür ederiz. Maillerimize zaten linkler geliyor fakat birkaç kişiye geç ulaştığı geri bildirimini aldık. O yüzden daha sizin için kolay olması açısından her sunum bittiğinde öbür sunumun linkini biz sizinle chat'ten paylaşıyor olacağız. Az önce chat'e de yazdım. Tekrar mailbox'ınızı da kontrol edebilirsiniz. Mailleri de atmaya devam ediyor olacağız. Belki spam kutusuna düşmüş olabilir. Ben şimdi izninizle bir kez daha linki buraya belirteyim. Bu linkte görüşebiliriz. Sevgili Tan çok güzel konuştu bizden. Süremizi bir miktar açtık fakat anlayışınızla birlikte problem olmayacağını düşünüyoruz. Ajandayı yakalıyor oluruz. Biz de birazdan diğer linke geçiyoruz. Siz de şu anda görmüş olduğum linki kopyalayabilirsiniz. 1-3-5 dakika içinde başlıyor oluruz. Ne kadar çok istersek o kadar az alırız. Ne kadar çok verirsek o zaman aslında kazanmış oluruz. Bunlar hayati meseleler. Şimdi bu
Ubuntu'ya gelince bir şiir okumak isterim size sunuma başlamadan önce. En sevdiğim şiirlerden biri. Çünkü dediğim gibi bu korku, anksiyete, belirsizlik var. Yani ve sadece robotları ve dataizmi konuşmaktan ve transhümanizm konuşmaktansa değerleri eski ekole de new school, old school harmanlamasına gitmemiz gerekiyor bence. Dolayısıyla dediğim gibi sol beyinden sağ beyine, sezgilere, işte bu da neyle yapılır? Şiirlerle, meditasyonla, yogayla, köpekle, topraklamayla, çocuklarla. Çünkü bunlar bizi ana götürüyor. Benim dedim ya, en büyük amacım her an anda olmak. Çünkü bazı ister istemez bir zaman yolculuğunun içerisinde kendimizi buluyoruz. Şimdi bu Ubuntu'ya gelince şöyle diyor. Dönüşmekle beraber değerleri yeniden paketlemek aslında dediğim gibi. Ve şunu yapıyor. Şunu diyor şiir. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde efendim şudur. Her şey, ama her şey birbiri için yaşar. Birbirimiz için yaşamak doğanın kanunudur aslında. Şimdi bu eski çağlardan gelen bu Ubuntu felsefesi bütünlüğü anlatıyorken ne kadar önemli bugünlerde, hele bu dönüşüm içeren günlerde. Çünkü zaman da aslında zaman değil, zaman uzay ve zaman sübjektif. Bazen zaman çok yavaş geçer, bazen uçar, değil mi? O zaman gelin biraz bir zaman yolculuğuna çıkalım beraber derim. Bir saniye izninizle sunumu açacağım. Evet. Sunum gözüküyor umarım. Gözükmüyorsa lütfen beni uyarır mısınız arkadaşlar WhatsApp'tan? Dediğim gibi gelecek geldi aslında. KS1. Yani Covid-19 sonrası bir. Yani yeni bir milat diyorum aslında. Hiçbir şey eskisi gibi bir daha olmayacak. Bu çok heyecan verici. Aynı zamanda korkutucu bir şey. Gelin bunu biraz detaylandıralım beraber. Hoş geldiniz öncelikle geleceğe. Diyorum ya, ben paradoksları seviyorum. İşte çünkü neticede hepsi birbirini besliyor ve o zaman bence hayatı çözüyoruz. Bu arada bu paradoksları çok güzel bir kitap var bunları ifade eden. Tao Te Ching diye Lao Tzu yazar. Eski Çin filozof. İnanılmaz. Ve bu ondan esinleniyor. Gelecek geldi. Dolayısıyla hoş geldik geleceğimize. Çünkü artık burada. Ve açılış konuşmasına istinaden bunu da tekrar göstermek istedim. Evriliyoruz. Gittikçe daha da hızlı bir şekilde. Bu bilginin ikiye katlanması gibi. Sürekli hızlanıyor. 4 artık pase. 5 hedeflediğimiz nokta olsa da 6'ya bakmamız gerekiyor. Gelin biraz fütürizm 6'yı beraber keşfedelim derim. Bu değişen dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Sabit olan tek şey ise değişim. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Güzel bir an yakaladınız mı? Gerçekten akışta olduğunuz, o bahsettiğim ikigai'yi gerçekten hissettiğiniz. Ben şu an sizinle zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Ama bazen bir bakıyorsunuz zaman sanki geriye gidiyor gibi var, değil mi? Ben de diyorum ki her şey hep değiştiği için. Güzel bir an, akışlı bir an yakaladık mı onu asılalım. Ve güzel bir anı olarak onu hep içimizde taşıyalım. Çünkü öyle bir güç var bizde, geçmişe geleceğe gitmek gibi, bazen de olumlu olabiliyor. Bunun da adı NLP, Neuro-Linguistic Programming. Hepimizde bu kabiliyet var. Buna odaklanmak çok faydalı mindfulness'la beraber. Ama diyorum ki güzel bir an yakaladık mı onu asılalım. Zor bir an içerisinde bulduk mu kendimizi, sabredelim. Çünkü her şey geçici. Bazı asırlar haftalar gibi, bazı haftalar ise asırlar gibi içer derdilerim. Dediğim gibi zaman aslında zaman uzay kavramı. Bir kitap okuyorum hatta şu an, işte 13 boyut varmış, işte Schrödinger'in kedisi, kuantum fizik vesaire, kuantum seviyeleri. Bu Joe Dispenza müthiş bir insan, kendi biyolojimizi biz bile değiştirebiliyoruz bakış açımızla. Ve bu okuduğum kitap diyor ki, Physics of the Tao diye, Tao'nun fiziği, diyor ki, gelecekle geçmiş lineer değil. Yani biz aslında mevcut zaman, gelecek, geçmiş lineer bir çizgi gibi bakıyoruz. Halbuki zaman uzay sürekli warp eden bir şey kuantumda. Bu doğrultuda zaman dördüncü boyut ise o zaman şunu görüyoruz.
Gelecek geçmişi etkileyebilir belki. Ama bu konular başka bir gün için bence enteresan. Demek istediğim şey bugünler çok hızlı ilerliyor. Dediğim gibi sanki bir flash forward tuşuna bastık ve 10 günde kendimizi 10 yıl sonra da bulduk. Bir fütürist filmin içinde. Şimdi bu bir kriz getirdi, değil mi? Ciddi bir ekonomik buhran, bir ciddi belirsizlik. Arz talep zincirleri tamamen dengesiz bir durumda şu an. Ya Avrupa Birliği içerisinde bile kopma var. Ya gönül kırılmış. İspanya, İtalya o kadar zor günler geçiriyorken diğer komşu ülkeleri onlarla tıbbi malzemeyle pek bile paylaşmadı. Türkiye paylaştı. Bu çok güzel bir hareketti bizden. Ama dünya bu işte Trumpizm'de gördüğümüz gibi America first, önce ben yaklaşımı irrasyonel. Çünkü küresel bir ekonomi söz konusu. Eğer Türkiye bilseydi ki NATO veya Amerika onları koruyacak, Avrupa, İtalya bilseydi ki Avrupa Birliği onları koruyacak, o zaman herkes daha erken kapanırdı, herkes önlemlerini alırdı. O zaman daha az kişi hastalanırdı, ekonomiler daha az etkilenirdi. Ama ne oldu? Herkes kendi düşününce ters tepti dünyada, hele küresel bir sistemde. Bu da bir ciddi bir kriz ve belirsizlik getirdi. Şimdi normalde bu dönem ortak amaç çizmek için müthiş bir fırsat. Kültür oluşturmak için, inandırmak için, dediğim gibi bir misyon çizmek çok iyi bir fırsat. Ama bu krizi fırsata çevirmek yerine maalesef bu işbirliğini görüyoruz dünyada. O zaman bizim Isaac'çiler, bizim Türkiye olarak bunu yapmamız gerekiyor ve bunu fırsat bilip rotayı çizen ülke, kişi, şirket konumuna gelmemiz gerekiyor. Ve Çinliler şöyle diyor. Çinliler krizi böyle iki harfle tanımlıyor. Ve bu iki harfin anlamı biri tehlike, diğeri fırsat. Yin yang gibi. Bakın inançlar da korkular da gerçekleşir. Önce siz inanacaksınız. Siz inanmadan kim inanacak ya? Önce biz inanacağız. Yapabilirim diyen, yapamam diyen ikisi de genelde haklı. İşte bu NLP, visualization, görselleştirme, inandırma, öz şefkat, özgüven. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla dediğim gibi bugün bu teknoloji iyi mi kötü mü? İşte dediğim gibi Matrix korkuları, Terminator korkuları, ne olacak işlerimize, ne olacak bizlere? Bunlar araç dediğim gibi bizim elimizde her şey. Biz bu yönleri çizeceğiz ama bugün hayati bir dönem içerisindeyiz. Biraz detaylandıralım. 5 tane temel trend görüyoruz şu an dünyayı etkileyen. Küçülme, küresel belirsizlik yani volatilite, ondan bu VUCA dünyasını öğrenmek, belirsizliğe karşın insan psikolojisini yönetmek, şirketleri dünyayı yönetmek çok önemli. Sosyal mesafe. Dediğim gibi hepimiz bu dönemde aslında AVM'leri mi özledik, dostlarımızı mı, doğada gezmeyi mi? İşte bazı değerleri pekiştirmek, bazı şeylerin değerini anlamak için fırsat mı oldu acaba? Agresif rekabet, çalışma kültüründe tabii büyük değişimler vesaire. Ve bize ilk başta ne dediler? Ellerinizi yıkayın bir şey olmaz dediler. Halbuki bir tsunami dalgası geliyor COVID-19 adında. Fakat bu COVID-19 tsunamisi akabinde gelen ekonomik resesyona göre çok ama çok ufak. Ondan şu an hala hasta olmamıza rağmen dünya kapanmıyor. Çünkü öyle bir lüksü yok. Bu da tehlikeli. Hasta bir açık söz konusu şu an sokakta. Ve 100 yıl görülmemiş bir hadise. İspanyol pandemisi vesaire daha önce oldu. 200 milyon kişi öldü. Eski tarihte bunu biliyoruz ama yaşayan bir deneyimimiz olmadığı için korku, stres, alarm var. Ondan tekrar diyorum. Kendimizi iyi yönetmemiz, NLP'ye odaklanmamız, sağ beynimiz için yoga gibi meditatif şeyler yapmamız, paylaşımda olmamız çok önemli bu süreçte. Ve farklı bir ekonomik kriz söz konusu. Eskiden ekonomik krizlerde finansal sistem çöküyordu, sokağa etkiliyordu ve belli işte faiz hamleleri gibi, işte enjeksiyonlar gibi, teşvikler gibi, yeni politikalar gibi bir şekilde finansal sistemi toparlıyorlardı. Fakat bu sefer ters oldu. Sokak öldü diye finansal sistem çöktü. Dolayısıyla geçmiş hastalıkların tedavileri bugünün semptomlarını giderirse bile kökten çözmez. Ve bu da ister istemez en büyük gördüğümüz hasara yol açıyor ekonomik açıdan. Dediğim gibi krizi fırsata çevirmek mümkün. Çünkü heyecan verici şeyler oluyor. İletişim değişiyor. Artık fayda sağlama yönelik amaca yönelik sorumluluk hissiyatları artıyor. Hele genç nesillerde, YZ, alfa kuşaklarında yani bizler.
Ve bu izolasyon altında yaşamda kalıcı geniş sosyal etkiler görüyoruz. Ya artık teyzelerimizden, büyüklerden biraz daha mesafeli durup artık bir chosen few, bu seçilmiş aile konseptiyle çok daha seçiciyiz değil mi? Bu birkaç yıl öyle olunca belli alışkanlıklar oluyor. Ben şöyle diyeyim. Ben sarılmayı çok seven bir insanım. I'm a bear hugger. Hani kocaman sarılırım. Ama hani ne olacak 2-3 sene sonra sağlık riski geçtikten sonra herkese sarılabileceğim mi? İnsanlar rahatsız olmaz mı benim sarılmamdan, yakınlarım hariç? İşte çok ciddi, büyük, farklı etkiler oluyor. İnsanlar kısaca değişiyor. Daha mobil, daha özgür, daha üretken. Ama şu an herkes evden çalıştığı için daha az motive. Dolayısıyla yeni çevik kültürler inşa etmek gerekiyor. Yetenek yönetimi bugünlerde çok önemli. Bakın, şu çok çok enteresan. 2025 yılında 5 yılcık su gibi akar. 5 yıl içerisinde iş gücünün %76'sı Y, Z ve sonraki kuşaklardan oluşacak. Arkadaşlar, iş dünyasını fethetmek üzeresiniz. Artık bizlere emanet. Heyecan verici. Ve 5 yıl içerisinde bu Y ve Z kuşağının %65'i, pardon, toplam yöneticilerin %65'i de bu genç kuşaklardan oluşacak. Yani yönetim kademelerinde de artık çoğunluk oluyoruz. Çok az bir süre. 5 yıl öncesini herkes hatırlar. Bu artık freelance'çilik yerine solo girişimcilik deniyor. Çünkü hep artık gençlerle konuşuyoruz. İşte 10 kişiden kim 5-10 sene içerisinde kendini çalıştığı yerde görüyor? Kimse elini kaldırmıyor. Herkes işte girişimci, herkes veya CEO olma peşinde. O zaman nasıl çalışılacak, nasıl olacak? Tabii ki de bugünkü gibi olmayacak. Açık yetenek paylaşım ekonomisi üzerinde ilerleyeceğiz. Şunu görüyoruz. Y ve Z kuşaklarının, yani gençlerin, Y kuşağı 81'den doğanlar, Z kuşağı 96'dan itibaren doğanlar. Bu kuşakların neredeyse %70'i eğer para kazanmak ve proje bulmak problem olmadığını bilsem serbest çalışan solo girişimci olarak çalışırdım mevcut çalıştığım şekildense. Hatta %80'i neredeyse 5'te 4'ü ileride kendim için çalışmak istiyorum derdim. Tüm şirketler burada sınıfta kalmış veya iş yerleri. Hepsi neredeyse. Çünkü gençler orada kendi görmüyor. Taşıma evriliyor. Toplu taşıma farklılaşıyor. Artık daha seyahat. Araba sahibi olmak cool değil artık. İşte Elon Musk bu Hyperloop'lardan vesaire bahsediyor. Artık uçmayacağız belki de. Böyle çok çok hızlı bir metro hayal edin. Yeraltı, denizaltı. Alışveriş alışkanlıkları evriliyor. Değil mi? Artık her şey mobil. Artık ne yaparsak yapalım, platform bazlı iş modelleri üzerinden ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü ancak böyle gerçek zamanlı veri temini, ancak böyle bütünleşik paydaş öngörüleri, ancak böyle yüksek bir kullanıcı deneyimi, yüksek ciro, mutlu çalışan, mutlu müşteri, mutlu şirket. Bunlar kelime dilinden olmuyor ama araçlar gerekiyor. Platform zihniyetiyle ilerlemek gerekiyor. Şöyle sorayım size. Facebook herhangi bir içerik üretiyor mu? Hayır. Uber herhangi bir araba sahibi veya şoför sahibi mi? Hayır. Airbnb'nin herhangi bir gayrimenkulü var mı? Hilton gibi. Hayır. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Alibaba'nın stoku var mı? Hayır. Bu şirketler zamanında dataizm'a girdi, verilere girdi, platformlara girdi. Ne yaparsak yapalım hepimizin veri şirketlerine evrilmemiz gerektiğine inanıyorum. Geleceğin pazar yerlerine baktığımızda markalar ve mecralar azalıyor. Ciddi bir konsolidasyon var. Dolayısıyla yarış başlasın diyorum veya başladı bile. Ve bu süreçte ciddi bir stres ve anksiyete var. Ondan sürekli VUCA beynine endeksleniyorum. Çünkü 100 yıl görülmüş bir hadise olduğu için ve medya haberleri bizi rahatlatmadığı için ya bakıyoruz Amerika'da koca Amerika'da Trump ve New York valisi kapışıyor, çelme atıyor birbirine seçim yılı olduğu için. Ne kadar acıklı. Artık neokapitalist, neodemokratik yapılara ihtiyacımız var. Çünkü bu gördük bu şey hadisesinde, ne adı, Cambridge Analytica hadisesinde. Orada artık manipüle edip seçmenleri, muallakta olan kişilere propaganda yağdırıyor. Dolayısıyla artık ne düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi bilmenin ötesinde bizi manipüle edecek konuma geldiler. Dolayısıyla bütün yapılarımızı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu araçlara yönelik. Çünkü ters de teper. Sağlık mı, gizlilik mi?
İşte bu Cambridge Analytica döneminde herkes gizlilik gizlilik dedi. Herkes bunun farkına vardı. Ama şu an herkes korkuyor. Pandemi var, millet ölüyor. O zaman sağlık ön planda. Sağlık ön plana gidiyor. Gördük Çin'de ne oldu biyometrik gözetimle. Resmen eve çevirdiler kişileri. Sürekli bir aplikasyonla geziyorsunuz. Bazı ülkelerde de öyle. Ve sizi track ediyorlar. Ve size o anda söylüyorlar. Yakınızda birisi Covid'liydi. 14 gün kapanın. Çıkarsanız sokağa ceza. İşte yeşil, sarı veya kırmızı barkodla geziliyor. Kırmızıysa evdesin. Ancak yeşille ATM'den para çekebiliyorsun veya metroya binebiliyorsun. Dolayısıyla bunlar suistimal edilebilecek şeyler. İyi yönetmemiz gerekiyor. Ama ilk adım farkındalık ve bilinç. Korku değil. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey ne iyi ne kötü. Her şey bizim elimizde. Veya her şeyi biz yaratıyoruz. Ve dediğim gibi bu manipülasyon çok ciddi. Yanlış yazıyor burada. Stanford Üniversitesi Facebook veya Instagram'da kim 300 like'tan fazla bastı? Hayat boyu. Neredeyse hepimiz değil mi? Hepimizi Facebook veya Instagram hepsi zaten aynı kişi şey aynı şirket. Bizi eşimizden veya en yakınımızdan daha iyi tanıyor. Çok enteresan. Bu Social Dilemma belgeselini izleyin lütfen. Kopamazsın dünyadan ama artık bizi öyle bir izliyorlar ki işte buna göre bize bir şeyler satıyorlar veya işte düşündürüyorlar. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Google bir düşünün. Ne kadar iyi tanıyor sizi? Maillerinizden öte bir düşünün. YouTube'da ne izliyorsunuz? Hangi soruları soruyorsunuz? Cüzdanınız, lokasyonunuz, oyunlarınız. Hele Android cihazı kullanıyorsanız geçmiş olsun. Biometrik gözetimle dediğim gibi nasıl hissettiğimizi biliyorlar. Bu Orwell'in 1984'teki zihin polislerine geliyor olay. Size soruyorum, sağlık mı, gizlilik mi? Dünya sağlığa gidiyor. Bu izleme uygulamaları ve hükümetlerin arasında bu işbirlikleri artık başladı. Google'la, Facebook'la. Artık kitlesel gözetim araçları normalleşti arkadaşlar. Ve bu yüz tarama kameralarıyla artık bizi sürekli her an izliyor. Çin'de bir tane gazeteci beni bulabilir misiniz diye devletle böyle bir oyun oynadı ve nereye gitse bir dakika içerisinde onu buldular. Artık nörolojik ağlar üzerinden bizi manipüle edecek noktaya geldiler. Artık Elon Musk'ın açıkladığı çipler de takacaklar beynimize. Tüm dünyadaki bilgilere aynı inanılmaz bir saniyede erişebileceğiz. Ama şu an kredi kartımızı, Facebook account'umuzu nasıl hack ediyorlarsa beynimizi bile hack edebilecekler. Veya bizi manipüle edebilecekler. İnanılmaz yerlere de gidebilir. Hatta Metaverse 1.0, Metaverse 2.0 teorileri var. Yani biz şimdi Mars'ı dönüyoruz veya gezegenleri fethetmeye, istila etmeye. Var. Çok primitif yaklaşımlar. Gidelim istila. Çok mesafe var zaten. Niye o teknolojileri, o enerjiyi oraya yormak? Diyor ki bilim insanların çoğu, şu an nasıl bilgisayarda vakit geçiriyorsak veya televizyonda akşam 60'lardan beri, ileride yapay gerçeklik sistemlerine gireceğiz. Nasıl çocuklarımız Oculus oynuyorsa PlayStation'da, biz de akşam böyle bağlanacağız ve orada arkadaşlarımızla elimizde vakit geçireceğiz. Ve 5 veya 6 duyumuzun gerçek dediği şey gerçek gelecek. Sonra bir tehlike olacak, dünya sonu gelecek veya biz hastalanacağız. Meta 1.0 akşamları orada güzel vakit geçirmek, Meta 2.0 artık tamamen oraya taşınmak. Sonsuza kadar yaşamak. Çok enteresan yerlere gidiyor hayat. Ve dediğim gibi çok tehlikede var ve bunun da farkındalığı da çizmek gerekiyor. Ama mesela Yuval Harari mesela bunlardan bahsediyorken çok korkutuyor. O zaman onlara yöneltiriyor insanları. Ben de diyorum ki ben bunu hoşuma gitmiyor bu yaklaşım. Evet tehlike var. Bunu göstermekle beraber iyi tarafları da gösterelim ve onlara sevk ediyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Dijital diktatörlükler, totaliter yapılar, siber savaşlar ne konvansiyonel savaşlar veya ekonomik savaşlar şu an gördüğümüz gibi. Veya siber savaşlara bile gerek kalmayacak. Çünkü artık Çin ve Amerika çok ön planda. Diğerleri veri sömürgeleri olacak. Ve manipüle edilecek. Dolayısıyla bu birinci sınıf ülke, birinci sınıf vatandaş olmamız, nitelikli olmamız çok önemli. Bakın Zoom. Artık bütün bu Delta, Lufthansa hepsinin kombine değerinden daha fazla. Ve dediğim gibi. Sağlık elbette çağdaş tip yüzünden geçmişe göre daha iyi konumdayız. Elbette aşı ya bugün değil yarın bulunacak ve sağlık riski ortadan elbette kalkacak. Bugün değil bir sene sonra, bir sene sonra değil 2 sene sonra. Ama dijital, psikolojik, politik, siyasi, sosyolojik, ekonomik, eğitimsel kalıcı yansımalar olacak.
Yani biraz onları düşünelim beraber. Teknolojik trendler. Bu arada vaktim biraz sıkışık olduğu için biraz daha hızlı ilerlemem gerekecek. Çünkü toplamda 150 slide'ım varken şu an 30'dayım. Ama hiç önemli değil, önemli. Teknolojik trendlere baktığımızda insan odaklı hiperotomasyon. Biraz hızlı geçeceğim maalesef ama her şeyin otomatize edilmesi ve insana göre o şekilde tasarlanması ki bizim işimiz daha da kolaylaşsın diye. Bu şey gibi düşünebilirsiniz aslında. İlk sanayi devriminde hiperotomasyon olmuştu. Şimdi teknolojik bir hiperotomasyon oluyor sanayisi olmasındansa. Tamam, güzel bir mesaj ve güzel bir enerji aldım Isaac, çok kıymetli bir Isaac'liden sağ olasın. Biraz zaman daha geniş olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla daha rahat ilerleyeceğim. Şimdi ama bu arada lütfen dediğim gibi ben şu an sizi duyamıyorum ama bölün dövün. Tarık Bey gerektiği noktalarda da orada enteresan bir şey geliyorsa direkt siz de beni bölün. Dinamik geçsin. Sadece sonunda sorulara beklemeye gerek yok. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Keşke şu anda sizi görebilsem. Ama kalp kalbe diyelim. Şimdi çoklu deneyim. Çoklu deneyim ne demek aslında? Şu demek. Aynı anda farklı. On demand all the time from every device. Sürekli her yerde her cihazdan erişilebilirlik. Netflix'ten gideyim, evden bir belgesel izliyorsunuz, sonra derse gitmeniz gerekiyor veya dışarıya. Bir anda iPad'den ve iPhone'dan aynı saniyeden izleyebiliyorsunuz. Bu mesela onun bir basit bir örneği. Deneyimin demokratikleşmesi, işte bu blok zincir tabanlı olan uygulamalarla bu middleman'in ve bu işte belirsizliğin, bu komisyoncuların, bu çantacıların yok olması, şeffaflık, izlenebilirlik, arttırılmış insan, arttırılmış gerçeklik değil, arttırılmış insan. Ya arkadaşlar bu ilk telefon, ilk bilgisayar bir kampüsten daha büyüktü. Bugün cep telefonumuz cebimize sığıyor. Daha güçlü, daha ucuz. Ne kadar ilerledi. Yakında kan hücrelerimize girecek bu telefon. Gözlük de bir teknoloji. O da retinamıza girecek. Arttırılıyoruz. Çok heyecan verici bir nüans. Güçlendirilmiş uçta hesaplama. Bu biraz detaylı bir konu. Şu an girmeyeceğim. Dağıtık bulut sistemleri. Bu bulut sistemlerinin güvenilirliği problem aslında. Bu problemi çözdük mü? Artık her şey bulutta olacak. Bunun olması için de dağıtık olması gerekiyor. Bu da biraz teknik bir konu. Ah, keşke her konu üzerine böyle bir saat konuşabilsek de. Neyse, derler ki bir tatile çıkınca, 2 gün fazla kalınca tadı kalmıyor. Ama doymadan bitiyorsa ne mutlu. Dolayısıyla umarım sıkılmıyorsunuz. Evet, benim için zaman uçuyor. Otonom nesneler. Artık bu nesnelerin interneti, bu birbiriyle konuşan nesneler, evimiz artık bizim hakkımızda konuşacak. Bizim moralimiz bozulunca bizi bir anda yemek yapacak evimiz. Bizi iyi hissettirmek için. Güvenmediği bir kişiye algoritmadan görecek, beğendiğimiz, hoşlandığımız birisi olsun diyelim çıkmak istediğimiz. Onu engelleyecek mesela bizi güya korumak için. Böyle şeyler olabilir ya. Hatta şunu da söyleyeyim. Şu an yapay zeka endüstrisinde çalışanların %21 kadın. Bir deney yapıldı. Bir algoritmaya 500 milyon kitap okutuldu ve orada tek baktığı şey kadınlara ve erkeklere nasıl farklı yaklaşımlar ve kelimeler kullanılıyor. İşte erkeklere hep işte cesur gibi davranışsal, kadınlara hep güzel gibi görsel. Dolayısıyla algoritmalar da ırkçı veya seksist olabilir. Nasıl Matrix'te bir tane iyi bir teyze, insanlığı seven bir teyze algoritma vardı siyahi, bir tane de amca vardı. İnsanlığı sevmeyen. İkisinin de sebepleri vardı. Niye? Nasıl yükleme yaptığımız, nasıl kodladığımız. Bütün bunlar önemli. Neyse konu açıyor. Pratik blok zincirleri, veri güvenliği, yapay zeka, derin öğrenme, robotik algılama, mobilite, dijital ekosistemler, post klasik bilgisayarlar. Bu Minority Report filmi vardı Tom Cruise'un. Orada böyle hologramları uçuruyor bir yerden. Şu an böyle bilgisayarlar kullanıyoruz. Ya şu an ben bunu oraya uçuracağım da bunu buraya uçuracağım da böyle olacak da. Böyle, şu an böyle bilgisayar var aslında. Çok enteresan bir şekilde iletişim kurmaya başlayacağız pek yakında. Çünkü dediğim gibi gelecek geldi arkadaşlar. Ve size emanet bizim elimizde. Bu da güzel bir duygu aslında. Şimdi eskiden ne derlerdi? Ya o teknoloji şirketi sanki bizim alanımıza istila etmiyorlar.
Böyle bir müdürüm var. 12 farklı müdür altında çalıştım. Bazıları müthişti, bazıları farklıydı. Farklardan da çok daha çok şey öğrendim. Hepsine şükür, kıymetli ablalar, abiler. Ama işte bana bir tane kıymetli abim diyordu. Ya bu teknoloji şirketin işi. Bunlar, bu güya tırnak arası teknoloji şirketleri, aslında veri şirketleri. Ve veri şirketleri olarak tüm alanları istila ediyorlar şu an. Şöyle bir örnek vereyim size. Enerji. Ben enerji hayranıyım. Yenilenebilir enerji. Dediğim gibi toplum 5.0 vasıfları içeren, güzel değerler vaat eden, yerli kaynakları kullanan, geleceğe ilham olan, çevreyi koruyan çok temel bir yaklaşım. Beni çok tatmin ediyor. Şimdi Google ne yaptı? Bu Google Earth, Google Maps'le işte uydular göndererek uzaya, zamanda bizim gözlerimize kadar yüzümüzü de görüyorlardı. Sonra artık yasak çıktığı için blur ettiler. Peki blur edene kadar olan resimleri sildiler mi sizce database'lerinden? Hayır. Peki ne yapıyorlar bu uydularla şimdi? Çok enteresan iş modelleri çıkardılar işte. Bu çok çok güzel bence. Giriyorsunuz web siteye, Google'ın. Güneş enerjisi web sitesini. Adresinizi giriyorsunuz sadece. Size ışının değerleri, gölgelenme değerleri, ne kadar sürede paranızı, yatırımınızı amortize edersiniz, güneş paneli taktığınız takdirde ne kadar karbon salınımı engellersiniz. Bir klik, işte bu UX, kullanıcı deneyimi, user experience çok önemli diyoruz ya. İkinci klik, evinize montaja geliyorlar. Enerji sektörünün çözemediği bir şeyi Google gibi bir veri şirketi çözdü. Eğitimi istila ettiler. Bu Facebook'un master class'ları vesaire. Ya Süreya neydi? Selçuk Şirin Hoca, benim mezun olduğum NYU, New York Üniversitesi'nde öğretiyor. Diyor ki, ben de katılıyorum. Diyor ki ben ODTÜ mezunuyum der. Fakat benim şu an NYU'da başında olduğum, yürüttüğüm araştırma departmanının bütçesi koca ODTÜ'nün bütçesinden daha fazla. Para konuşurum. Bütçe meselesi. Ayrıca diyor ya, ilk yılda öğrendiğimiz şey son yılda artık geçersiz oluyor. Pahalı, uzun, niteliksiz. Bilgisayar mühendisi mezunu bizim şirkete geliyor, daha kodlama bilmiyor. Kodlama lisanı sürekli değişiyor. Dolayısıyla diyoruz ki üniversitelerin %90'ı yok olacak. Harvard'lar, Bahçeşehir'ler kalacak ama diğer %90'ı yok olacak. O Harvard'lara giden öğrenciler de onlara gitmeye devam edecek. Ama diğer o %90 üniversiteler mavi yaka mı olacak? Hayır. İşte Facebook Masterclass, işte Isaac'in bir modülü, işte Yeni Bir Lider Derneği'nin bir mentorluğu gibi gibi. Badging sistemi başlayacak. Rozet sistemi. Ve artık CV'ye, biyografiye bakınca bu okuldan bu dereceyle mezun oldu demektense, aa, bu kişi altında mentorluk gördü, burada veri analitiği sertifikasyonu edindi, burada şunu yaptı, McKinsey'den bunu yaptı, Harvard'dan sertifika aldı, artık bunlar olacak. Dolayısıyla eğitim de çok ciddi bir disruption'dan, bir dönüşümden geçiyor. Sağlık sektörü. Apple'dan gidelim. Apple Stanford Üniversitesi ile bir ürün geliştirdi, kalp krizlerini önlemeye yönelik. Ve orada algoritma geliştirdiler ve iWatch'larla herhangi kalbi hassas olan bir kişi bu uygulamayı indiriyor ve herhangi sıra dışı, yani bir outlier olduğunda zaten alarm çıkıyor, hatta ambulans bile eve geliyor. Kalp krizlerini önleyemeyen sağlık şirketlerini Apple gibi bir veri şirketi önledi. Ve bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla hepimizin veri şirketine dönüşmemiz gerekiyor. Hepimizin akıllı iş modelleri benimsememiz gerekiyor. Ve gerçek zamanlı veri temini, ne bu Excel'lerden sonra yorumlamak falan, bitti onlar. Hani artık şey gerekiyor, yapay zeka tabanlı kokpitler vesaire. Bakın bu kadar veri dönüyor dünyada bir günde. 1.2 katrilyon gigabyte diyelim. %94'ü incelenmeden, yorumlanmadan çöpe gidiyor, altın madeni ya. Ne kadar yazık. Dediğim gibi. Biz kendimizi artık fütüristik bir gelecek bir filmde bulduk ve orada takılı kaldık. Bu Back to the Future gibi. Oradayız. Ve şu an 3 faz görüyoruz. Salgın, iyileşme ve yeni normal. Biz hala salgınla iyileşme arasında debeleniyoruz. Ve hatta Dünya Sağlık Örgütü iyileşmenin 2-3 yıl süreceğini, salgının ancak 2 yıl sonra belki bitebileceğini söylüyor. Dolayısıyla bizim yeni normali görmemiz için daha 3 yıl falan var minimum. O yeni normal daha uzak. Bu doğrultuda biraz bakalım ya, ne olacak bu yeni normal içeren dünyada.
yapay zeka inanılmaz bir rol oynuyor. Anlam ve değer yükleme dediğin gibi. Hem anlamlandırmak hem anlam yüklemek, değer yüklemek çok önemli. 2030'da 10 yılcık 13 trilyon dolarlık bir pazar öngörüyor Forbes. Neredeyse 60 milyon yeni iş 2 yıl içerisinde. Ve bu COVID öncesi olan datalar muhtemelen daha da yüksek olacak ki Amerika'nın kurtarma paketi 2,5 trilyon dolar. Daha önce görmediğimiz bir paket. Ben hani 35 yaşındayım takvimsel yaşım olarak. Ben 300-400 milyar gördüm. 2,5 trilyon. Bu 13. Hani rakamlar çok büyük diye böyle şey yaptım, vurguladım. Bakın bu derin öğrenmenin ciro artışı kat ve kat nasıl artıyor. Şu an böyle 100 binlerdeyken 300 bini yani çarpı 3 diye öngörüyorlar McKinsey en az. 5 yılcık çok hızlı ilerliyor bu alan. Ve bu çarpan etkisinden bahsettik ya işte bilginin ikiye katlanması gibi. Her şey daha hızlı ilerliyor geçmişe nazaran. İşte güneş enerjisinde 300 çarpan varsa geçmiş 20 yılda. Bu demek değil ki gelecek 20 yılda öyle olacak. Daha da hızlı ilerleyecek. İkiye katlanan kağıt gibi. Ay'a uzanan kağıt gibi. 2023'te bilgisayarın beyin gücümüzü aşacağı öngörülüyorken. Üçücük yıl ya. 2045'te Allah hepinize uzun ömür versin. Muhtemelen hepimiz hayatta olacağız inşallah. Sağ olalım. Önce sağlık. Tüm insanlığın beyin gücünden daha güçlü olacak diye öngörülüyor. Ve muhtemelen bunlar yanılıyor ve daha da hızlı olacak bunlar. Bu otomasyon öyle bir şekilde hızlanıyor ki insan gücünü artık aynı yere koyamayacağız. Şu an pandemi nedeniyle robotlar artık devrede çünkü fabrikalar çalışmalı. Peki salgın bittikten sonra robotları çekip tekrardan mavi yakaya mı koyacağız? Yo. İşte dediğim gibi McKinsey daha geçen gün yayınladığı raporda 10 yılda iş gücünün 3'te 1'i açıkta kalabileceğini söylüyor. Artık evrensel maaşlar konuşuluyor ki anarşi olmasın. Maslow'un en alt taşı sarsılıyor Maslow'un piramidini. Bu dijital akım içerisinde dediğim gibi yeni iş modelleri, bilgi sağlayıcılığa önem vermek, platform yaratmak, analitik veri çözümlerine odaklanmak, esneklik ve hız artık çok daha da önem taşıyor ve organizasyona katma değer yaratmak tabii ki. Şimdi paylaşım ekonomisine baktığımızda kim araba almak istiyor, kim ev almak istiyor, herkes Airbnb istiyor, herkes Uber veya işte ben çeşitli benzer türev uygulamalardan istifade ediyor. Artık teknoloji tabanlı ticaret öncelikli oluyor. Açık yetenek paylaşım ekonomisine geldik bile. Çok bizim büyüklerimizin derdi ev, araba almaktı. Artık bizim derdimiz on demand ekonomisinde var olmak. Herkes kendi kanalını oluşturuyor. Herkesin bir YouTube kanalı, herkesin böyle bir Insta sayfası. Artık hani hepimiz avatarlaştık. E-ticaret zaten. Benim anneannem Instagram açtı ya. Benim anneannem ilk defa artık zor yürüyor. E-ticarete girdi. Peki bir kere alıştıktan sonra eskiye geri dönecek miyiz? Anneannem tekrardan gider mi Cevahir'e veya başka bir abime? Deneyim ekonomisi yükseliyor doğal olarak. Büyük fırsatlar var burada. Her şey deneyim odaklı. Her şey platform odaklı. Her şey pazar alanı yaratmak odaklı. Çözüm de bütün bunlar da çağdaş eğitim. Dediğim gibi okulların %90'ı çağdaş eğitim sağlayamıyor. Şimdi çocuklar bugün evden çalışıyorken hocalarla falan değil algoritmayla çalışacak ve o algoritma o kadar iyi tanıyacak ki çocuğu. İşte birisi matematikte algebrada daha iyiyken biri geometride daha iyi. O zaman farklı sorular yaklaştıracak ikisine de. Ama sürekli algoritmayla olacak çocuk evde. Tabii ki de bazı noktalarda EQ için, duygusal zeka için, takımdaşlık için, değerler için offline ortamlarda insanlar, çocuklar bir arada olur. Biz sosyal varlıklarız ama o da böyle teknolojik bir alanda olacak tabii ki de. Ve dediğim gibi artık rozet bazlı olacağını öngörüyorum. Olay badging'e gidiyor. Oyunlaştırma işte. Git iki ay bunu. Her şey çok hızlı dönüşüyor. Hani inanılmaz yetkin kuruluşlar var. Onlardan küçük küçük şeyler mi almak daha iyi? Kötü bir üniversiteye mi gitmek? Dediğim gibi öğrenciye özgü eğitim sistemleri aslında sağlanıyor. Hem offline hem online ama deneyimsel bazda kişiye, öğrenciye özgü bir tasarım olacak. Hem algoritmayla hem arkadaşlarla. Şimdi burası İngilizce olsa da burayı bir şey yapmak istiyorum, üzerinden geçmek istiyorum. Ben Türkçe okuyacağım.
İngilizce bilen de okuyabilirim. Gün sonunda bu Otto Scharmer hoca çok kıymetli. Harvard'da laboratuvarı olan Theory U diye U teorisi teorini destekleyici çalışmalar yapan bir beyefendi. Ben çok beğeniyorum. Ve şöyle diyor, bu COVID-19 sonrası, yani bu benim dediğim KSB, COVID-19 sonrası birinci yıl. Şu an sistematik düşünce nasıl? Çünkü biz sistemin içindeyiz ve hepimiz bu sistemi değerlendiriyoruz kendi içimizde. Ve diyor ki Otto hocam, hepimiz birbirimize bağlıyız. Ve bunu aslında biliyoruz uzun zamandır. We're all one, om. Fakat bu dönemde ya bu bağlılığımıza odaklanacağız ya da kapanacağız. Şu an sistem bozuk ve kırık. Fakat ben bu hikayenin bir parçasıyım. Yeni bir hikayenin parçası olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilemiyorum. Değişimi tetiklemek için veya sağlamak için sosyal alan yaratmak gerekiyor ve harekete geçirmek gerekiyor. İşte burada sizler, Isaacçiler, Isaac şemsiyesi o kadar kıymetli ki. Ve Kay Lewin bu sefer diyor ki, bir sistemi değiştirmeden aslında anlayamayız. Bence çok güzel bir paradoks var. Bir sistemi zihin yeniden şekillendirmeden de sistemi değiştiremeyiz. Zihni yeniden şekillendirmek için de sistemin kendini hissetmesi ve görmesi gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz şu an. Bunu tetiklemeye çalışıyorum şu an açıkçası. Bu sistemi incelememiz. Ve şöyle diyor aslında Otto Hoca, artık ego sistemlerden, hepimiz egosal yaratıklarız biraz son zamanlarda, bu çağlarda. Benim şirketim, benim param, ego, tamam ben önemliyim, ben kendimi unutunca zaten topluma hizmet edemem. Mutlu olamazsam başkalarını mutlu edemem. Ben kendi sağlığıma bakamazsam başkalarını sağlıklı kılamam. Ama ekosistemlerdense ekosistem diyor. Ve bunu Isaacçiler bence kesin çok iyi biliyor ve benimsemiş. Dolayısıyla sizinle bir arada olmak büyük şeref dediğim gibi. Ve tekrardan niye büyük şeref? Çünkü en önemli kaynağınızı ayırıyorsunuz, o da zamanınız. Peki şirket için en değerli kaynak ne? Sizler. Veriyle beraber. Ama bunlar iki ayrı şey değil dedim ya, tekilliğe, singularity'ye geldikle. Telefonsuz hayat düşünebiliyor muyuz? Mesela insanla veriyi bütünleşik bir şekilde şekillendirmek önemli. İşte bu Charlie Chaplin'in filmleri var, çok severim. Bir tanesinde mavi yaka çalışan olarak bir saatin içine girip çivilerin etrafında debeleniyor. Kim böyle bir iş istiyor? Kim emir talimat istiyor? Çalışan deneyimi, iyi kültür. Ya siz satışçıysanız, pazarlamacıysanız, IT'cisiniz ne fark eder? He bakanlıkta, he startupta, he büyük bir holdingde, he akademik bir kuruluşta çalıştınız. Neyi önemsersiniz? İyi bir misyon var mı? Sizi önemsiyorlar mı? Güzel bir takım var mı? İnisiyatif alabiliyor musunuz? Fark yaratabiliyor musunuz? Kendinizi geliştirebiliyor musunuz? İnanıyor musunuz? Akışta mısınız? Bunu sağlayabilen kazanacak. Yetenek yönetimi, yetenek muhafazası bu süreçte çok önemli. Bunu yapamayan şirketler kaybedecek, bunu yapanlar da büyük kazanacak bence. Şimdi bunu yapabilmek için, bu yetenek muhafazası, iyi yönetmek, çünkü en önemli öğe insan ya. Artık omni kanal yaklaşımı gerekiyor. Biz bazen mobildeyiz, bazen mağazadayız, bazen internetteyiz. Benim Google'da çalışan arkadaşlarım var, diyorlar. Eğer siz location'ınızı kapatmıyorsanız, bir kere kullandıysanız ve sonra kapatmıyorsanız hep sizi takip ediyor. Ve o takip ettiği datayla o datayı kullanıp müşterilerine çözüm olarak satıyor. Ve alıyor internet dolaşımınızı, mağazadaki hareketinizi. Ve ona göre, ya mesela bir şirkete gidiyor, eskiden işte 10.000 TL yatırdınız Google Ads'e. İnşallah yarar diye. Şu an Google gidiyor size soruyor, ne istiyorsunuz bu 10.000 TL, ne yapın size? Bu kadar kişi gelsin, bu kadar ciro artsın, ona göre size bir algoritma çiziyor. Gelecekte pazarlama durumu bir şey koyacak, bilecek ki karşılığında bunu alacak gibi. Bu omni yaklaşımlar çok kritik. Hepimiz daha esnek, daha mobil, daha rahat olmak istiyoruz. Hepimizi de sürekli her yerden inceliyorlar. Bütünleşik müşteriler olduğumuzu aynı zamanda unutmayınız. Kanal bağımsız olarak aynı deneyim ile ilerleme beklentisi var hepimizde. Dolayısıyla dediğim gibi nerede olursak olalım elde etme beklentisi var Netflix'teki olduğu gibi. Dolayısıyla çoklu kanala geçiş için, bütünleşik müşteriyi anlamak için bu algoritmalar, bu araçlar, bu teknolojiler, bu Endüstri 4.0 araçları çok önemli. Ama bu arada Tarık, nasılız zamanla?
Ona göre ilerleyeceğim. Bana bir WhatsApp'tan yazar mısın nasıl ilerleyeyim diye? Çok konu var. Ben de ona göre toparlayayım kendimi. Şimdi bakın çok zor hedefler var. Yeni alanlarda büyüyebilen çok iyi %44. Dönüşler kaynaklanan operasyonel verimlilik sağlayabilen %34. Ama ikisini de yapabilen sadece %10'un birazcık üstü. Dönüşemiyoruz. Üreticiler yeniden şekilleniyor. Platformlar dediğim gibi ön planda. Kişiselleştirme ön planda. Okey anladım. Teşekkürler. Çok mersi. Eyvallah. Üreticiler yeniden şekilleniyor. Ya artık eskiden işte bunları tarıyorduk insanlar olarak. Bir yılda tarayamıyorduk bütün bu klasörleri. Şu an bir drone bir günde yapıyor. Daha küçük bir iş gücüne evriliyoruz. Portale doğru evriliyoruz. 5 dakika kaldığı için daha hızlı ilerleyeceğim. Dijital ekosistemler ön planda. Artık bir 4-5 şirket gelecek. Mesela yemek sepeti diyelim. Yemek yemek için yemek sepeti gibi robot aşçısı sağlayan bir şirket. Başka bir portal sağlayan. İşte veya Migros gibi birileri gelecek, ürünleri getirecek. Robotlar pişirecek, bizi yedirecek, biz feedback vereceğiz ve böyle dijital ekosistem olacak. Bize yani uçtan uca deneyim sağlayan. Buna odaklanmak gerekiyor artık. Yeni iş modellerine odaklanmak gerekiyor. Ford çok güzel yapmıştı bu hani otomobili değil mi? Biz de bunları yaratalım işte diyorum. Nesnelerin interneti burada. Her şey birbirine konuşuyor. Bu robotlar bizim hakkımızda da konuşacak. Ama biz onlar yok aslında. Biz bir bütünüz, unutmayalım. Bu nesnelerin interneti artık öyle bir noktaya geldi ki 25 milyar nesneden fazla olacak 2021'de. Yani artık insan nüfusunu 2010'da bile geçmişti bu akıllı nesneler. Ve akıllı evlere yol açıyorlar. Artık evde her şey akıllaşıyor, fabrikada her şey akıllaşıyor. Hele 5G ile bizi izlemenin ötesinde her şey anlık olacak. Akıllı ev bizimle konuşacak. Bu Her filmi vardı, Joaquin Phoenix'in hatırlarsınız. Black Mirror dizisi çok iyi öngörülerde bulunuyor aslında. Çok enteresan dünya geliyor. Blok zinciri altyapıları her şey daha güvenli, hızlı, ekonomik. Ve bu sadece dijital para için değil, akıllı kontratlar, yeni dikeyler için çok kritik şeyler. Unicornlar artıyor, girişimciliği ön planda tutmamız gerekiyor. Sermaye de bu yönde akıyor. Çünkü inovasyon kaynağı, bizim girişimcilik ekosistemimizi geliştirmemiz gerekiyor. İstihdam alanı, neredeyse işe alımların %80'i hızlı büyüyen şirketlerin %5'i tarafından yapılıyor. Dolayısıyla sadece inovasyon değil, bir de sermaye. Küresel sermayenin neredeyse %100'ü 1980'den bu yana Google'a, Apple'a, Amazon'a ait. Hani Shell'ler falan. Bizim de bu denklemde olmamız gerekiyor. Üç boyutlu yazıcı topluluğu geliyor. Ne güzel maskeler ürettiler. İşte Deloitte da diyor, yeni işle 2033'te işlerin %47'si değişecek. McKinsey 2030'da yarısı otomatize edilecek diyor. Henüz icat edilmemiş işlere nasıl hazırlayacağız kendimizi? İşte yeni yetkinliklerle. Ona da aslında girmek istiyordum. Bakalım vakit kalır mı? Açık yetenek ekonomisine geldik ama. Yarı zamanlı, proje bazlı istihdam imkanı sağlayan, sanal ofisler yaratan, bir ortam, bir ekonomi oluşuyor çok hızlı bir şekilde. Şu an Amerika'nın çalışanların %43'ü serbest çalışan olarak çalışıyor. Çok esnek kontratlarda. Millet bizim yaşlarımızda 21-32 yaş aralığında, ben gerçi 35'im. Ama her şey kafada. Güvenilir çalışan elde tutabilmek çok zor diyorlar bizim için. Tutamıyorlar bizi. Biz artık esnek zaman, esnek konum, esnek iş tanımı, esnek istihdam istiyoruz. Ve üçte ikimiz daha esnek ortamlarda çalışabildiğimizi hissediyoruz. Bu da çok önemli sorumluluk yaratmak için. Daha esnek ortamlarda itibardan finansal performansa, etik davranışa kadar biz daha iyiyiz. Beklenen yetki. Ha, bununla o zaman tamamlayayım düşüncemi. Bakın, World Economic Forum her 5 yılda bir geleceğin yetkinlikleriyle ilgili gelecek 5 yıldaki en önemli yetkinlikler ne olacağını yayınlar. Ve böylelikle bize yön çizer. 2010'da bu liste yayınladı. 2015 listesi. Yani 2010'da dedi ki 5 yıl sonra bunlar çok önemli olacak. 2015'te ise 2020 listesi yayınlandı. İşte sıralamalarda değişkenlik oldu. İşte yaratıcılık 10. sıradan 3. gitti, fırladı. Kompleks problem çözme birinciliği muhafaza etti. Kalite denetimi aktif dinlemek unsurları yok oldu. Onların yerine yeni kavramlar geldi. Duygusal zeka, zihinsel esneklik gibi. Yok oldu derken önemsiz değil, ilk onda değil dedi World Economic Forum. Fakat 2020'de yani bu yıl
2025 listesi bekleniyorken 2022 listesi yayınlandı ve bu sefer 6 yetkinlik yok oldu ve 8 ekleme yapıldı çünkü var olanlara da eklemeler yapıldı. Yaratıcılık yetmez dediler, inisiyatif de gerekiyor yaratıcılıkla beraber. Kompleks problem çözme muhafaza etti ama 6'ya düştü. Artık analitik düşünme ve inovasyon, aktif öğrenme, öğrenim stratejileri, orijinallik, orijinallik ve inisiyatif alma ile yaratıcılık. Hepsini saymayacağım ama liderlik, sosyal etkileyicilik, sistemlerin izi değerlendirilmesi. İşte bu kalkınma şeyleriyle de örtüşüyor. Bizlerin bu dönüşen dünyada yeni yetkinliklere sürekli odaklanmamız gerekiyor. Öğrenmeyi bıraktığımız gün, biliyorum bazılarınız mezun olmak üzere ve heyecanlı, hayırlı olsun. Ama öğrenmeyi bıraktığımız gün ihtiyarlarız. Genç moruklar var, yaş almış dinamik insanlar var. Her şey kafada. Bir insanın gerçek yaşı aslında değişken çünkü psikoloji de etkiliyor yaşımızı. O da günden güne olduğumuz kişilere göre değişebiliyor. Kısaca Ginny Hanım, IBM'in eski CEO'su, ne güzel bir örnek. Kadın, teknoloji sektöründe öncü, şu anda YK başkanı. Şöyle der, gelecekte bir çalışanın veya bence herhangi bir kişinin en önemli niteliği öğrenme ve adaptabilme kabiliyetlerinden oluşacak. Olay artık adaptasyon. Olay insan odaklı yaklaşım. Olay sadece ödüllendirmek değil, cesaretlendirmek, yüreklendirmek. Ödüllendirince işte kutunun içinde veya bir havuç peşinde. Olay cesur olması. İşte lider kılmak. Gerçek başarı farklı kişileri lider kılmak diyorum ya. Başkalarını lider kılmak. Lüzumsuz kişi hal gelmek aslında. O da paradoks. Yani şunu diyorum. Liderlik varken tek bir lider yok. Ve farklı liderlerin bir arada koşması gerekiyor. Ve bunu Isaac'te görmek heyecan verici. Çok besliyorsunuz dünyayı ve değerlerinizle gerçekten yüceltiyorsunuz Türkiye'yi ve hepimizi. Ve gerçek liderlikte de dediğim gibi benden bize artık liderden liderliğe. Nezaket çok. Çok önemli bunun için. Başkalarını ön plana koymak çok önemli. Ego arınması çok önemli bence. Bence. Öngörü analizleri, veriyi anlamlandırmak dediğim gibi. Ve ne yaparsak yapalım, müşteri verinin toplandığı iş modelleri tekrar ve tekrar diyorum. İyileşen uçtan uca deneyim, içgörü, bulutu iyi anlamak, iyi analiz etmek, güvenli bağlantılar gelince hep artık beynimizi buluta yükleyeceğiz. Bu Metaverse 1.0 ve 2.0 dediği gibi. Ve bugün bazı işte hele X kuşağından bazı liderler bekleyelim, sular dinginleşsin bakalım diyor. Meg Whitman, HP'nin CEO'su der ki elemsizliğin bedeli hata yapma maliyetinden çok daha ağır ve büyüktür. Ondan itibar, doğaya, itibara, personeli korumaya, sürdürülebilir yaşama, değer revizyonuna odaklanmamız gerekiyor nakit akışıyla beraber. Tabii para olmazsa olmaz. Ama diğerleri olmadan para gelmez. Amaca odaklanmadan kâr edilemez. Bu insan dijital dönüşümle ancak sürdürülebilirlik olur. Ve bu liderlerin neredeyse 10'da 9'u değişimin farkında olsa da evet değişmemiz gerekiyor dese de sadece 10'da 1'i ne yapması gerektiğini biliyor. Tek bir kişi çünkü bilemez ve yönünü bilmeyen yelkene rüzgarda yardımcı olamaz. Bu doğrultuda Tarık 2 dakikada toparlamam okey mi? Bana bir yazar mısın? Bu doğrultuda bence neyimiz varsa koruyalım, sonra sürdürülebilir kılalım, sonra dönüştürelim zihnimizi. Bizle beraber. Dijital dönüşüme odaklanalım. O da kültürel dönüşüm demek. Süreç bazlı zihinsel değişim demek. İnovasyona odaklanalım. Sürece odaklanalım. Onları yeniden tasarlayalım. Şirket kültürlerini iyi yönetelim. Siz bir yerde çalışıyorsanız hep şunu sorun kendinize. Ben kabulleniyor muyum? Yoksa bağdaştırıyor muyum? Yoksa içselleştiriyor muyum? Kabulleniyorsanız ne işiniz var orada? Bağdaştırıyorsanız normal ama amaç içselleştirmek. Sağ ol. Ama amaç içselleştirmek. Biz demek. Bu doğrultuda çevikleşme, agile diyorlar işte. Sanal çalışma kültürleri oluşturmak. Şu an mesela benim odaklandığım meseleler. Bunun içinde her şeyden önce genelde şirketler ne yapıyor? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl hedefimizi yakalayalım? Ne yapalım bunun için? Ama niye? Niye yapıyoruz bunu? Golden Circle işte. Önce niyeyi cevaplayacağız. Sonra zaten kişi kendi için çalışıyor. İnanarak çalışıyor. Tutkuyla çalışıyor. Çalışan deneyimi. Çok önemli. Bunu makinalarla, teknolojiyle, yapay zekayla bağdaştırmak, işleri buna göre organizasyonel şemaları yeniden şekillendirmek, yeni sektörlere belki odaklanmak. Bunlar hayati süreçler. Çevikleşmemiz gerekiyor dünya olarak, şirketler olarak, yapılar olarak. Isaac ne kadar çevik, ne kadar LinkedIn'den baktım arkadaşlara, ne kadar güzel sistem var herkesi ön plana koyan. Ekip kültürü, organizasyonel yapı. Ama tabii ki de nitelikli insan olmadan ne yarar? İnovatif iş modeli olmadan ne yarar?
yetkinlikler, kültür olmadan ve eksponansiyel araçlar, bu endüstri 4.0 araçları olmadan, platform olmadan hepsi bütünsel bir şekilde birbirine hizmet ediyor. Ya şu an bile bizler sürekli bir siteden bir siteye, ben düşünsenize kaç portale bağlandınız. Spotify'la başladığınız günde belki, SoundCloud'a, YouTube'a, ondan sonra Zoom veya belki Team veya şu an bulunduğumuz platforma. Değil mi? Sürekli düz geziniyoruz bir yerden bir yere. Çok heyecan verici bir an. Ve dolayısıyla kullanıcı deneyimi çok önemli. Rahmetli Steve Jobs'a da bahsetmek isterim çünkü çok özel bir insanım da. Önce kullanıcı deneyimi derdi hep Apple'ın başarının sırrı için. Önce kullanıcı deneyimiyle başlayıp sonrasında teknolojiyle çalışmayı ilerlemelisiniz, ilerletmelisiniz. Diğer türlü değil, genelde diğer türlü ilerletiliyor. Bakın bu bence güzel bir video ve bu konuyu çok güzel gösteriyor. Artık böyle diyorum ya, hologram şeklinde her şey uçuşacak falan. Bu Oculus'a bile gerek kalmayacak bunu yapmak için. Bizim rolümüz veriyi anlamlandırmak, değerleri bütünleştirmek ve sürdürülebilir bir dünya kılmak ve hep beraber bunu tasarlamak. Bugünü iyi yönetmek ve yeni yollar oluşturmak. Ezber bozan olmak değil sadece. Ezber bozan, sanki o yoldayız hala. Geçmiş alışkanlıkları unutup geleceği inşa etmek. Çünkü geçmişin alışkanlıklarıyla geleceği inşa edemeyeceğiz. Bu işte vizyon istiyor, bu inovasyon istiyor. İşte sizlerden ondan bu kadar ümitliyim veya bizler diyeyim çünkü ben de Isaac ailesinin içinde kendimi görüyorum. İşte bu, eğer bozuk değilse tamir etme. If it's not broken, don't fix it. Çok tehlikeli. Vizyon olmadan bir şey olmaz. Siz belki Walkman'ı hatırlamazsınız ama ne kadar değişim oldu. Ben bununla başladım mesela. Sonra Discman'e gitti, başka yerlere gitti. Bugün artık bir dolara kimse Apple'dan şarkı satın almıyor herhalde. Spotify kullanıyor, YouTube'dan şarkı dinliyor. Rotayı çizelim. Değişiyoruz, yalınlaşıyoruz. Bu dönemde bazı değerlerimizi yeniden pekiştirdik. Kendimizi tanıdık. Değerlerimizi tekrardan tanımladık. Ve ne gördük bence hepimiz? İnsan odaklı yaklaşım. Çalışanlarımız da, müşterilerimiz de insan. İnsanı doğru anlarsak işimizi de daha iyi yönetiriz, diyor Simon Sinek. Şu soruyu sorun kendinize. Başkalarının kalbinde ve zihninde nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz? Başkalarının kalbinde ve zihninde nasıl bir iz bırakmak istiyor ve ona göre yaşayınız bence. Gerçekten bunu öneriyorum size. Çünkü iyi kalpli olanlar kazanacak. İyi kalpli bir yerde mi çalışıyorsunuz? İyi kalpli misiniz? Temkinli, imser olalım diyorum. Negatif olmayalım. Anlamlı markalarda çalışalım. Toplumsal fayda, kişisel fayda sağlayan yerlerde olalım. Zihinsel, sosyal, ekonomik, çevresel, etnik. Her anlamda fayda sağlayalım. Anlamlı markalar daha çok para kazanabiliyor. Algıları daha iyi. Üst fiyatlandırma yapabiliyor. Ekonomik mantıklı yatırım. Ben sadece idealist değilim. Ben gerçekten etkin, verimli, güzel bir sistem hayal ediyorum. Ve bu sisteme bence çok yakınız. Bu sistem sizlerle tam anlamda çok daha güzel bir noktaya geleceğine de inanıyorum. Mesele çünkü maalesef güven eksikliği ve işbirliği olmaması. Ama Isaac'te tam tersini görüyoruz. Konuştuğumuz gibi yeni dünya prensiplerini sizler çok iyi taşıyorsunuz. Yetki ve güç edinme sizde. Dünya bizlerin elinde. Artık bu biz küçüğü şey bitti. Artık yaşam platformları yaratmak, vizyoner olmak, inovasyonu tetiklememiz gerekiyor. Bütünsel sistemlere yol açmamız, sorumlu yapılara yol açmamız gerekiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Her şey çok hızlı yetiyor. Ben küçükken konserlere gidince çakmak yakardım. Bugün kim çakmak yapıyor ya? Düşünsenize, değil mi? Neyse, ben burada bitireyim. Araç ve sorulara şey yapalım. Araç teknoloji arkadaşlar. Evet, ama amaç toplum ve çevre tabii ki de. Çevre olmadan zaten toplum yok. Biz toplum, çevrenin çocukları. Pozitif sistematik dönüşüm gerekiyor. Bu amaca doğru farklı şeyler yaparız ama ortak bir şekilde ekosistem içerisinde ilerleyince o zaman bütünsel oluyor. Çeşitli uzmanlık alanları bir arada ilerlemeli. Kamu, özel sektör, akademi, STK, startuplar, girişimcilik ekosistemi, sanat dünyası dahil. Çağdaş eğitimle, ekosistemle bütün... Çünkü eğitim bitmiyor okulda. İş hayatında da var ve iş hayatına hazırlıyorlar. İstişare etmeleri gerekiyor bütün bu yapıların. İşte bunu tetiklemek gerekiyor. Ve bu konuda Isaac çok önemli iş yapıyor. Ekosistemde unutmayın, sermaye özel sektörde. Dolayısıyla gerçek dönüşüm için özel sektöre de ihtiyacımız var. Kamuyla, STK'yla el ele. Yetkinlik, güven, şefkat diyorum. Tekrarlıyorum. Yetkinlik, o World Economic Forum'un bahsettiği sürekli yeniden öğrenmemiz gereken şeyler. Ama güven ve şefkat olmadan olmaz. Bunu yapamayanlar gerçekten kaybedecek diye düşünüyorum. Şunu diyorum, birliktelik diyorum. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte değişeceğiz, birlikte dönüşeceğiz. Birliktelikten oluşan
Güç ve kuvveti unutmayalım ve krizi hep beraber fırsata çevirelim. Tekrardan aynı soruyu soruyorum. Tek ödev. O da tabii size kalır laf gelişi. Eğer pratikan olmasaydı ne yapardınız arkadaşlar? Çünkü ikigayımızı buzdağının daha başında olsak da epey derin bir şey var daha görmediğimiz ve bu doğrultuda başarılı, mutlu, etkin olmamız için ikigayımıza erişmemiz gerekiyor. Evet, para kazanmak da önemli. O zaman birkaç şapka takarız. Ben hem Alarko'da çalışıyorum, hem yeni bir liderde aktifim, hem Bahçeşehir'de akademisyenim vesaire. Niye? Benim ne yaptığım önemli değil. Siz ne yapıyorsunuz? Biz beraber ortaklaşa nereye varıyoruz? O önemli. Sadece tutku veya sadece görev veya sadece meslek edinmek yetmez. Size ve bize yakışan ikigayımıza erişmek. Bunun için de birkaç şapka takmayı öneriyorum. Yuval Hoca şöyle der. Bu fırtına da geçecek ama yaptığımız seçimler hayatlarımızı önümüzdeki yıllar boyunca değiştirecektir. Bir zaman yolculuğuna çıktık aslında sizle. Ama bu zaman yolculuğunda gelecekte takılı kaldık. Bunu fırsat bilelim. Çünkü bu bize imkan sağlıyor. Bunu fırsat bilmişken içimizdeki çocuğu unutmayalım. Bakın hepimiz büyüme peşindeyiz. Ama içimizdeki çocuk bize yol gösteriyor. Sezgi gücü doğru yolu gösterir. Ona günaydın demeyi unutmayınız. Neşe barometrenizi kontrol ediniz. Merakınızı her zaman ölçün. O içinizdeki çocuğun eğlence eğilimini besleyin. Oyunculuğundan yararlanın. Öğrenme açlığını açığa çıkarın. Onun varlığının farkı. Kendi olup şefkat ve sevgiye ihtiyacı var, unutmayın. O heyecana ihtiyacımız var hepimizin. İçimizdeki çocuğu aynı zamanda çocukluğumuzu da iyileştirir. Genç moruk olmayalım, yaş almış kişiler olalım. Şeffaflığa doğru, kırılganlık, açıklık, empati içerisinde, peki de iyi niyet ve doğallıkla beraber özgür olalım. Özgür olmak için de cesaret gerekiyor. Pardon, bunu hızlı geçtim. Cesaret gerekiyor, yüreklendirmek gerekiyor ve girişimcilik ruhu gerekiyor. İçimizdeki lideri keşfedelim diyorum. Hepimiz kendi dünyamızın avatarlarıyız. Başkalarıyla evrilelim, çarpan etkisinde yol açalım ve unutmayın, anlam için sevmek gerekiyor yaptığınızı. Sevdiğiniz mesleği seçiniz. Hayatınızda tek bir gün bile o zaman çalışmazsınız. Bakın yine paradoks. Ve Mevlana'nın dediği gibi ben veya başkası hep konuşur da bugünün sonunda sizin yolunuz. Başkaları sizinle yürüyebilir fakat hiç kimse sizin için yürüyemez. Gelin beraber, hep birlikte dünyayı, bu KS1'i keşfedelim. Bu yeni milat içerisinde rotayı çizen ülke, şahıs ve oluşum olalım. Sağ olun, var olun. Çok kıymetliydi benim için. Biraz süremi aştıysam da özür diliyorum. En içten sevgi, selam ve saygılarımı diyorum. Sevgili Tan, merhabalar. Sesimiz inşallah temiz geliyordur. Zaten chatte şu an teşekkür mesajları geliyor. Ben öncelikle soruları telefonuma kaydettim. Hiçbir problem yok. Ondan bahsediyor olacağım. Bir şeyden bahsedeyim. Hani dinleyici tarafları görmedikleri için bilmiyorlardır. Sizin de çok kullandığınız gibi biz de bu akşam akışta kalmak istedik ve süremizi aştık. Sağ olsun Taptalı da burada bize toleranslı, hoşgörülü davrandı. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Bence çok da güzel oldu. Hem sizin sunumunuzu bitirdik, değerlerinizi, vizyonunuzu paylaştık. Ben uzatmayayım. Ben en sonunda bir dakikalık Özge'yle birlikte konuşacağım. Ama telefonuma sevgili arkadaşlarımızdan birkaç soruyu not aldım. Biraz bu sorulardan müsaadenizle size göndermek isteriz. Tabii ki. Çok mersi. Önce güzel mesajlar görüyorum ilk fark chatten. Ben çıkınca çok pardon, güzel mesajlar görüyorum çünkü dediğim gibi sizleri görmek aslında en kıymetli şey. Ve çok mersi güzel enerjiler için ya. Harika mesajlar var. Çok çok mersi. It means the world really. Çok kıymetlisiniz. Pardon Tarık Bey, lütfen. Rica ederim. Estağfurullah. İlk soruyla başlayalım. Özellikle gelişen teknolojilerin hızı başta öldürücü seviyeye geldi. Artık kesinlikle lineer bir trend yok. Üstel olarak ilerliyoruz. Ve burada siz de biraz veriden ve Google'dan örnekler verdiniz. Hatta Elon Musk'a kadar da gidebilir durum. Ve hemen ismini de bakayım. Barkın Burak. Bu teknolojilerin doğru amaçlar uğruna kullanılacağına inanıyor musunuz? Veya bir tehlike seziyor musunuz acaba? Hem kişisel veri olarak. Yani ben arabama bindiğimde en sevdiğim müziği çalması çok güzel bir şey. Ama bunun karşılığında bütün bilgilerimi arabam biliyorsa biraz soru işareti olabilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye merak etmiştim. Çok yerinde bir soru. Pardon, beni duyabiliyor musunuz? Ben bir anda koptum zannettim. Özür dilerim. Pardon. Çok yerinde bir soru. Ve tekrardan ben aslında buna değindim. Yuval Harari bu konuyu hep ön plana koyup milleti korkutuyor.
korkular yok mu? Gerçekten tehlikeler yok mu? Riskler yok mu? Yok demek safık. Ben saf olalım demiyorum. Ben temkinliyim, ser olalım diyorum. Tehlikeler var. Ondan dolayı bilinçli olup verilerimizi doğru muhafaza edip teknolojileri doğru kullanıp onlardan doğru faydalanıp iyi bir yöne çizelim. Ve bu hiçbir zaman tam siyah beyaz, doğru yanlış, iyi kötü olmayacak. Ben de diyorum ki neydi arkadaşın adı Tarık Bey? Bu soru yönelten. Hemen bakayım. Akın Burak. Barkın Burak. Akın Bey. Akın değil mi? Barkın. 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 Özür dilerim. Sesiniz biraz geç geliyor. Problem değil. Okey. Barkın Bey teşekkürler. Çok yerinde bir soru. Evet, benim de çekincelerim var ama bunlar beni veya başka cederleri harekete geçiriyor. Eğer sizce sıkıntı veya bu teknolojilerin kötüye gitme ihtimalini görüyorsanız o zaman bu direkt sizi de bir ceda ilan eder ve sizi de bu savaşta iyiliği, inançları, güzel değerleri korumaya, savunmaya itekler ve o zaman da bu dönüşen zamanlarda bazı günler daha umutsuz gözükür, bazı günler daha umut vaat eder ama günün sonunda biz anlamlı bir şekilde pasif, ah bu zaten ben böyle yapsam da bu böyle olur, zaten böyle böyle de olsa da bu böyle olur da o zaman zaten otomatikmen kaybediyorsunuz, inancınız yok, tutkunuz yok, heyecanınız yok. Ben de diyorum ki tehlikeler, belirsizlikler bizi güzelliğe, iyiliğe tetikler. Zaten her şey mis olsaydı ve her şey ideal olsaydı ve utopik olsaydı o zaman hepimiz evde oturup otururduk değil mi? Hani bu insana call for action, insanı harekete geçiriyor aslında. Tehlikeler var ama ben temkinliyim, serim. Saf değilim, korkuların farkındayım. İyi taraflarına odaklanıp nasıl bu tehlikeyi avantaja çevirebiliriz? Nasıl bu bizi avantaja çevirebiliriz? Alarko'da iş dünyası olarak, Bahçeşehir'de akademi ve geleceğin eğitimi olarak her alanda başka şekillerde bu düşünüyor insan. Tehlikelere göre düşünüp, yaratıcı olup tehlikeyi fırsata çevirmek diyorum. Yani umarım hani böyle kısa zamanda umarım tatmin edici oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben yine çok güzel bir soruyla devam edeceğim. Yanlış okuyorsam kusura bakmasın lütfen. Biraz bozuk fotoğraf çekmişim. Dila Mayda olması lazım. Bu soruda yapay zekanın gelişmesiyle birlikte otonom durumlar ve otonom sistemler artıyor ve aslında etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hatta şöyle bir örnek gelmiş. Elon Musk'ın Tesla'nın otonom sürüşü için kaza durumunda aracın kime çarpacağı konusunda açık anket yapmıştı. Hatta bunun örneğini vermiş. Dolayısıyla çok teknolojinin ilerlediği durumların bazılarını etik tartışmaları da beraberinde geliyor. Biraz öncekiyle benzer bir konu. Bence burada da ya benim şahsi görüşüm tırnak içinde savaşmalıyız ama bunun için de yorumunuzu rica etmek isteriz. Bu etik tartışmalar çok yerinde tartışmalar. Hatta ben birkaç adım ileriye gideyim. The Island diye bir film var mesela. Ve orada işte bu ikinci sınıf vatandaş konumuna konmuş, klonlanmış insanlar var. Ve bu klonlama nereye gider mesela? Veya artık o doğmadan önce ebeveyn çocuğunun DNA'sını optimize edebilecek ve biyonik veya süper kahraman çocuk doğurabilecek. Süper akıllı. Bazıları da yapmayacak bunu. Doğal bir şekilde doğuracak bizim doğduğumuz gibi. Genlere manipüle edilmiş ve manipüle edilmemiş arasında sınıf farkı olacak mı? Gibi. Ve bu çipler beynimize takılınca artık bizi sürekli takip edip sürekli manipüle edebilecekler, zombi yapabilecekler. Yok benim, ben hayatta bana takmam. Takmazsan uçağa bindirmizler seni. Takmazsan ATM'yi kullanamayacaksın veya sana öyle geliyor ama senin çocuğun veya torunun başka bir dünya doğacağı için aynı şekilde düşünmeyecek. Bizim dedelerimiz, atalarımız bugünkü dünyayı görünce farklı görürdü bizden herhalde. Daha korkunç algılardı herhalde. Değil mi? 1920'de böyle takılı kaldığınızı ve bir anda bugüne uyandığınızı düşünün. Biz hepimiz sübjektifiz. Çevrenin, toplumun bizi nasıl şartlandırdığına, nasıl eğittiğine göre şekilleniyor. Ben de diyorum ki şöyle söyleyeyim. Kalp ameliyatı en başlarda düşünülmezdi. Çok riskliydi. Nasıl ya, kalbimi çıkaracaksın falan. Bugün kalp ameliyatı gerekse Allah korusun kim yapmaz? Hepimiz yaparız. Allah göstermesin ama iyi doktor olduktan sonra nispeten risksiz bir ameliyat. Eğer hasta çok yaşlı değilse gibi. Nispeten okey yani. Eskiden düşünülmezdi. Çip de aynı şey. Eskiden kalp ameliyatı düşünülmezken bugün
hiç düşünmüyorken bile, yani farklı şekilde düşünülmüyorken bile, ileride onları da düşünmeyeceğiz. Çünkü başka bir değer sistemi içerisinde olacağız. O güne gelene kadar nasıl şekillenecek insanlık? O gün gelene kadar bunlarda biz nasıl bir rol oynayacağız? Bence biz onlara odaklanalım. Havaya değil, eğer yağmur yağıyorsa çizme giymeye. Afete değil, afet varsa biz kendimizi ölümden nasıl koruyabiliriz işe gidiyorken? Masamıza odaklanalım. Aa, it's just a drop in the ocean. Sadece okyanusta bir damla bu. Ne yapayım, ben bir insanım. Orada Isaac devreye giriyor, orada takım devreye giriyor, orada yapılar devreye giriyor. Orada ben yok biz varız devreye giriyor, orada her şey takım devreye giriyor, orada iyilik devreye giriyor. Dolayısıyla bu etik tartışmalar yerinde ve tehlike teşkil ediyor. Ve bakın, diyorum ya ikigai, bu konuysa sizin tutkunuz buna odaklanın. Başka bir konuysa ona odaklanın. Her iş kutsal. Bazı paralı kişilere helal olsun diyorsunuz, bazıları ıh diyorsunuz, değil mi? Mesele hayırlı işlere vesile yol açmak, güzelliklere yol açmak, iyi niyet içerisinde gerçekten tutkularımızla anlamlı işler yapmak. Herkesin tutkusu farklı. Ama hepsi bir arada anlamlı. Sadece eğitime odaklansak diğer taraflar tökezlese olmaz. Yani hepsi bütünsel diyorum. Bu işte insanları teknolojiye ayırmak gibi. Şu anda bazı tartışmalar var mevcut dünya düzeniyle ilgili. Bunlar bitmez. Ayrıca kime göre, neye göre? Dolayısıyla hangi konuya tutkuyla yaklaşıyorsak şuna geliyor. Neydi arkadaşın adı bunu soran? Hemen bakayım. Dila. Dila Mayda. Dila. Dilacığım, Dila Hanım. İkigayınız neredeyse, eğer bu tartışmalar, bu etik tartışmalara yönelikse ona endeksleniniz. Ve unutmayın, hiçbir şey ne iyi ne kötü. Bunlar şu an bizim sübjektif bakış açımızla oluşan düşünceler. Bizim bakış açımız günden güne değişebilir. Cognitive reappraisal diye bir şey var. Dünyayı değiştiremiyorsan bakış açını değiştir. Her şey flu, her şey değişken. Bu tehlikeler olmasıyla beraber... İyi taraflardan bahsedelim mi? Hepimiz süper insanlar, süper DNA'lı, artık kanser hastalığı olmayacak. Artık kalp zayıflığı olmayacak. Artık başka ölümler olmayacak. Terazi. Önemli olan inançlarımızın peşinde tutkuyla, anı yaşayarak, akış içerisinde, başkalarıyla beraber evrilerek, ego yönetimiyle. Şöyle basitleştirelim. Daha güzel bir dünya yaratmak veya değer sağlamak veya fayda katmak değil de şöyle basitten gideyim. Dila. Dünden daha iyi bir insan olmak. Benim tek hedefim o akışta olmakla beraber ve anı yaşamakla beraber. Dünden daha iyi bir insan olmak. Bence bu güzel bir yaklaşım ve çok daha kolay. Hani somut olsun, take away olarak. Bugün, dünden bugüne nasıl bir gelişme kaydettim? Anı yaşadım mı onunla beraber? Bir de kendimizi hırpalamadan, çünkü buradaki kıymetli gençler genelde özel kumaşlı insanların şeyleri çok sert olur. Benimki de öyle. İç yargıçları. Kendimize nazik olalım. Çok güzeliz. Sizler çok güzelsiniz. Dolayısıyla onu da unutmayın. Evet, doğru şeyi bulup, doğru tutkuyu bulup, doğru aracı bulup, doğru takımı bulup, onlarla evrilip katma değer sağlamanın ötesinde düne göre bugün daha iyi bir yerde olduğumuzu hissetmek, böylelikle tatmin oluruz ve böylelikle haz alırız 360 boyutlu bir sistemden. Bunu da yapıyorken 360 çok önemli. Evet, etik tartışmalar ama bunları düşünmek için sevdiklerimizle olmak, sevdiklerimizle paylaşımlarda bulunmak, spor yapmak ve bütünsel insan olmak, biraz cool olmak. It's good. Yani şey, hani önemli o da. Ama dediğim gibi, Mevlana'nın dediği gibi, bu sadece sizin yolunuz. Ama korkmayın. Korkmayın. Korku, endişe, iyi duygular değil. Bence bir şeyden çekiniyorsanız o sizi harekete geçirsin. Ve öyle olumlu bakınız. Ama korku gerçekleşir. İç dünyanızdadır bir de. Ben de diyorum ki, İnançlar da korkular da gerçekleşir. Temkinli, imser olalım. Bu tartışmalara yönelik de bir şeylere asılıp biraz da karmaya da güvenelim.
Umarım tatmin edici Çok oluyor ya. teşekkür Sonra cevapları. Ben de harika O bazı zaman soruların cevaplarını cümle arasında vermiş oldunuz. Ben aslında son bir soru söylemek isterim. Genelde de insanların merak ettiği ve çokça aldığınızı tahmin ettiğim bir soru. Peki sevgili Talgari buraya geldi, bu düşünsel yapıya geldi. Psikolojiyle ilgileniyor, belki felsefeyle ilgileniyor. Çünkü konuşmalarınızın arasında bu doktrinler var ve çok eminim buradaki insanlar, buradaki gençler de kendilerini bu alanda yetiştirmek istiyorlar. Dünden daha iyi ilerler olmak istiyorlar. Peki sizin şu an burada sizi dinleyen gençlere tavsiyeniz veya tavsiyeleriniz ne olduğunu deyip böyle soru cevap kısmını kapayabiliriz sizin de müsaadenizle. Çok teşekkürler soru için. Biraz düşüneyim tavsiyem. Aslında bir slide gösterir mi size tavsiyelerimle ilgili? Temiz bir kapanış olur. Pardon. Evet. Şunu öneriyorum. Aa Tarık, aklıma başka bir şey geldi. Sen de konuşuyorduk ya aramızda, işte geçen gün konuştuk. Talya şeyi çok hızlı geçtin. İşte nedir adı? İyi şeyler kötü şeylere, kötü şeyler iyi şeylere yol açar. Hakkını vermedik dedin. Bir hikaye anlatayım mı onunla ilgili? Bir hikayeyle tamamlayalım mı? Ne dersin? Tabii. Siz nasıl O çivi isterseniz. hikayesi. Yok bırak. Niye? Ortak akıl ya. Mutabık mısın? Atı anlatalım mı arkadaşlara? Tabii ki biz dinliyoruz. Bence çok güzel bir Okay. kapanış olabilir o Okay. hikayeyle. Süper. O zaman ya Tarık her şey ortak akıl. Bu arada hani Özgü Hanım'la Tarık Bey gerçekten hani onlara kocaman bir alkış diyorum diyerek ekip arkadaşlarıyla beraber çok besleniyorum ve istifade ediyorum. Şimdi bu hikaye eski Çin tarihine dayanıyor ve Çin-Mul Savaşı vardı bu dönemde Batı hikayenin. Bazılarınız tarih kitaplarından bilir belki. Bu Çin-Mul Savaşı'nın başında Çin'de ufacık bir köyde ufacık bir tarla sahibi olan yaşlı bir amca çiftçi yaşar. Bu amca çok bilge, çok sevilir, çok saygı duyulur. Dolayısıyla bazı açılardan çok zengin. Fakat maddi anlamda zorluklardan geçen, adına tek bir atı olan, o atıyla arazisini bir şekilde şey yapan, değerlendiren, ekip biçen bir noktada. Gayet de memnun mesut hayatından. Dolayısıyla kim gerçekten zengin? O da ayrı bir soru. İşte bazen birinin çok takipçisi var. 43 bin like aldı, üzülüyor az like aldı diye. Başkasının 2 like'ı var. O da üzülüyor az like aldı diye. Kime göre, neye göre? Şimdi bu Çin çiftçi bir gün çalışıyorken tarlasında aristokrat bir lord geçer. Ve lord amcaya acımakla beraber bir çuval altın teklif eder atın karşılığında. Fakat yaşlı çiftçi o altının değeri attan çok daha fazla olmasına rağmen reddeder nazik bir şekilde ve der ki bu atın manevi değeri benim için çok yüksek. Yaşlıyım. Onsuz yaşamam zor olur. En yakın arkadaşım, iyi niyetiniz için çok teşekkür etmekle beraber müsaadenizle ben de kalmasını tercih ederim. Uygun görürseniz. Tabii sen bilirsin deyip altını cebine sokup Aristokrat Lord yoluna devam ediyor. O akşam bütün çiftçiler yaşlı amcanın evinde toplanıp soruyor. Niye çuval altını kabul etmediniz? Hepimizin hayatı zor, sizin daha da zor. Bu altınla bir değil 10 at alırdınız. Ona rağmen yaşlı çiftçi duygusuz, tepkisiz bir şekilde bilmiyorum göreceğiz zaman gösterecek diyor. Ertesi gün o satmadığı at var ya kaçıp yok oluyor. Nowhere to be found, at yok. Yine çiftçiler amcanın evinde toplanır. Vah vah merak etmeyin biz size yardımcı olacağız deyip teselli ediyorken bir tane genç arkadan tutamayıp kendini keşke altını alsaydınız diyor. Şimdi ne at var ne altın var diyor.
Yaşlı amca da bilmiyorum, göreceğiz, zaman gösterecek diyor. Aynı şekilde duygusuz cevap, tepkisiz bir şekilde. Ertesi gün o kaçan at bir sürü ile beraber amcanın ufacık tarlasını hep söküyor. Ve bir gecede köyün en fakirinden en zengini oluyor bu yaşlı amca. Tek evinde toplanıyor herkes bu sefer tebrik etmek için. Her işte bir hayır vardır. Siz hak ediyorsa o sizsiniz. Nereden biliyordunuz falan. Daha önce nasıl üzülmediyse bu sefer de sevinmiyor. Bilmiyorum, göreceğiz, zaman gösterecek diyor. Ertesi gün öz oğlu, tek mirası oğlu amcanın yaban atlardan birini eğitmeye çalışıyorken attan düşüp sakat kalıyor. Tövbe tövbe, öz oğlu. Yine evine gidiyorlar. Nereden çıktı bu atlar? Keşke hiç çıkmasaydılar. Artık öz oğlu, artık üzülür insan herhalde. Yani benim çocuğum yok da köpeğim var. O da benim kızım. Allah korusun, yani bir şey olmasın ona tabii ki de. Pardon, toparlayacağım. Ve öz oğlu sakatlanıyorken aynı cevap veriyor. Bilmiyorum, göreceğiz, zaman gösterecek diyor. Artık nasıl bir Zen Master'sa. Ertesi ay o ilk başta bahsettiğim Çin-Muğ Savaşı çıkıyor. Ve bütün gençleri köy köy gezip bütün gençleri savaşa, ölüme gönderiyorlar. Herkes bunun bilinci olsa da hiç kimse bir şey yapamıyor. Sonunda ordu köye geldikleri, amcanın köyüne geldiklerinde tüm çiftçileri evlerine giderek gençleri toplayıp bir tane genç alamıyorlar. O da sakat oğlu amcanın. Tüm diğer gençler savaşta ölüyor. Fakat sakat oğlu amcanın uzun ömür babasının yanında duruyor. Ve bu hikaye bu şekilde sonsuza kadar evrilmeye devam ediyor. Neyi neye yol açacağını bilemeyiz. Kötü gözüken bir şey sonrasında iyi bir neticeye yol açar. İyi gözüken bir şey o anda çok kötü bir felakete de yol açabilir. Dolayısıyla asla ne çok sevinelim ne de çok üzülelim. Çünkü neyi neye yol açacağını bilemeyiz. Ondan temkinliyimser olalım diyorum ki biz şekillendirelim dünyamızı. Ki biz şekillendirelim bu neticeleri. Hiçbir şey ne iyi ne kötü. Bu doğrultuda girişimci ruhumuzu unutmayalım. Girişimci ruhu çok önemli bir şey. Girişimci olmaya gerek yok, girişimci ruhuna sahip olmak için. Bunun için de anı yaşamamız gerekiyor. Temkinli, iyimser olmamız gerekiyor. İçgüdümüze, sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor. Sevdiklerimize yapmamız gerekiyor diye inanıyorum. Ben de bu doğrultuda sizlere şunu öneriyorum. İçlerinizdeki lideri keşfederek geleneksel modellere meydan okuyunuz. İçlerinizdeki lideri keşfetmekle beraber başkalarının içlerindeki liderleri keşfetmelerine yardımcı olun. Başkalarını kudretleştirin. Güç sağlayın. Yani vererek alın. Hayat, çünkü gerçekten inanın bana, hayat vermekten ibaret. Şu an bir arada olmak benim için en önemli, en kutsal şey. Niye? Başkalarıyla evriliyorum. Niye? Başkalarıyla evrilmek en manalı şey hayatta. Çarpan etkisine yol açalım diyorum beraber. Birlikte, hep birlikte güzel noktalara koşalım diyorum. Ve unutmayın arkadaşlar, hiçbir şey ne iyi ne kötü. Her şey nasıl yorumladığımıza bakar. Dolayısıyla bu değişen, dönüşen, belirsizlik içeren dünyada, nasıl dedim ya, 2 senede bir anda alt tekillik değişti. Sakin. Önemli olan, unutmayın, her şey değişiyor. Kötü bir duygu da değişir, iyi bir duygu da. Önemli olan istikrarlı, disiplinli, anlamlı bir şekilde güzel bir hayat, güzel bir gençlik, anlamlı bir amaç, anlamlı bir hedef, anlamlı bir hayat yaşamak. Hayat çok güzel olması gerektiği gibi her zaman. Her zaman her şey olması gerektiği gibi oluyor. O anda bilmezsek bile. Zorluklardan geçen esas şansı unutmayın. Kelebek nasıl kelebek olur? Zorluklardan geçen. Dolayısıyla aranızda zorluklardan geçenler varsa bu iyi bir şey ve sonrasında onun değerini bileceksiniz. Benim hayatım hiç kolay değildi. Ve şükür her anına. Her şey olması gerektiği gibi oluyor her zaman bence. Tabii haddimi, hani haddimi bilmeye çalışıyorum. Düşüncelerimi paylaşıyorum sadece. Beni dediğiniz tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok metlisiniz. Tekrar söylüyorum. Bunu o kadar içtenlikle söylüyorum ki büyük heyecan duyduğum bugün, hani Isaac ailesiyle bir arada olacağım için. Dolayısıyla birbirinize asılın ve KSB geldiği için artık bu yeni hatta temsil edip, yani represent diyorum. Temsil edelim ve iyiliğe beraber Jedi'lar olarak koşalım. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir hikayeyi bitirdik. Pardon, sözünü kestim, özür dilerim.
Yok, ben de aslında teşekkür kısmına geçecektim. Çok teşekkür ederiz Tar Bey tüm aktarımlarınız için. Zaten sabah da chat kısmından okumuştuk. Şu anda da takip ettik. O kadar güzel geri dönükler alıyorsunuz ki aslında biz de zirvemize değer kattığınız için ve her zaman bizim yanımızda olduğunuz için de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her zaman bizi düşünmeye ve aktif kılmaya iten aktarımlarınız oluyor bize de her zaman. Çok teşekkür ederiz bugünkü tüm birlikteliğimiz için. Ben de tam Ahmet Bey'i rica edecektim. Çok büyük teşekkürler de Tapter'ın tarafına gidecek kesinlikle. Ahmet Bey sağ olsun ricamız ıkmadı. Süremizi çok aştık ama bu kadar kişiye unutulmaz bir akşam yaşatmamıza aslında desteğimiz oldu. Ahmet Bey çok çok teşekkür ederiz. Hatta İbrahim Bey burada değil diye biliyorum. İbrahim Bey'e de çok çok teşekkürler. Evet. Tapter'ın destekleri olmasaydı böyle güzel. Buyurun. Ses geldi sanırım. Biz teşekkür ederiz. Önce Ben sözü size çok bırakıyorum. güzel organize edilmiş. Tamam. Çok kısa, çok güzel organize etmişsiniz. Çok keyifli bir gündü. Elinize sağlık öncelikle. Dinleyenlerin de sabırlarına sağlık diyeyim. Çünkü dinleme işi çok zor bir iş. 12'den bu saate kadar, 7'ye kadar dinliyorlar. Ama bugün burada kariyerleri için çok doğru bir şeyin parçası oldular. Umarım ileride çok daha fazlasını görürler. Talib Bey'in de çok keyifli sohbetine eminim. Böldük arada. Belki de daha dinleyeceklerdi. Ama keyifli bir gündü. Herkesin hem katılımcılara hem de Tapların Co olarak hem katılımcılara hem de size bir teşekkür ederiz. Ne mutlu içerisinde yer almak bizim için büyük bir keyifti. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz de son olarak da ilk defa Taplanıp'ta böyle güzel bir ortaklık geçirdik. Yardımınız için destek. Teşekkürler. Sevgili Tal Bey noktasında katılıyorum. Bence devam etsek daha da ederdik. Umarım bundan sonraki bir birlikteliği artık saklayalım. Ben de sizden söz almış olayım. Çünkü Isaac'ler de sizi çok seviyor ve sizle daha da fazla şey paylaşmak istiyorlar. Onun dışında tabii ki teşekkürlerin en büyüklerinden biri de değerli Özge'ye. Çünkü Özge'nin de emekleri olmasaydı, özverisi olmasaydı bu züveni olsa çok çok zordu. Ben katılan herkese teşekkür ederim. Isaac Türk kanalımıza, Tapter'ın ve sevgili Tarbe'ye. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım herkes için değerli bir gün geçmiştir. Herkese selamlar, sevgiler. Herkese sevgiler. Görüşmek Görüşmek üzere. saygılar, Kendinize sevgiler. çok iyi Kendinize bakın. dikkat İyi edin. akşamlar. İyi akşamlar.